Masada ne var? Hoş geldiniz efendim. Ben İbrahim Güneş. Yaklaşık iki saat boyunca birlikte olacağız ve masaya 4 önemli başlık açacağız. Ardından da detaylarıyla konuları konuşacağız. İlk başlığımız Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FETÖ'cülerin provokasyon ya da kışkırtması ile ilgiliydi. Biliyorsunuz Stop Erdoğan diye Times Meydanı'na yakın bir noktada kocaman billboardlara ilanlar vermişlerdi. Onun ardından Love Erdoğan kampanyası başladı. Saraybosna'da Bosna Ersek'ten kardeşlerimiz panolara bu, yazıyı yazdılar. Sonra o İstanbul'a kadar geldi. Aynı zamanda o ilanı veren FETÖ'cü ile ilgili de bugün Anadolu Ajansı'nın bir gazetelik başarısı vardı. Onu da birazdan paylaşacağım. Bu meseleyi ele alacağız. İkinci başlığımız ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları üzerine olacak. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için Milli güvenlik sorunu ifadesini kullandı ve ardından da tartışmalar başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi. Aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle CHP'li İmamoğlu'nun paylaştığı bir mesaj var. Hem Akşener'i hem Buldan'ı aynı mesajın içinde paylaşınca biraz ortalık siyasette karıştı gerilim oldu. Bunu da konuşacağız yine. Ve üçüncü başlığımız Arap Ligi'nin Türkiye açıklamasına dair. Açıkçası özetlemek gerekirse Arap Ligi'ndeki bazı ülkeler hala Türkiye'ye karşı hasmane tutumlarıyla öne çıkmaya çalışıyorlar ve Türkiye'nin işte Libya'da, Suriye'de ya da Irak'taki askeri varlığını çekmesi gerektiğini iddia ediyorlar. Buna Dışişleri Bakanından sert yanıt geldi. Bölgede başka sıcak gelişmeler de var. Onlara da bakacağız. Bu da yine başlıklarımız arasında olacak. Son başlığımızsa elbette tüm dünyanın da konuştuğu bir konuydu. Papa'nın Irak ziyareti. Papa salgın döneminde niye böyle bir ziyaret yaptı? Muradı neydi? Kimlerle görüştü? Neler paylaştı? Bunları da masaya yatıracağız. Hadi başlayalım. Önce konuklarımı sizlerle tanıştırayım ardından sohbetimize geçelim efendim. Masada ne varın konukları Yusuf da 24 Güvenlik Analisti hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim. Doktor Taceddin Kutay akşam komutere yazar hoş geldiniz. <laughs> Ve doçent Mehmet Yalçın Yılmaz İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi efendim ederim. önce şu Stop Erdoğan meselesiyle ilgili olarak başlığımızı açalım. Lava Erdoğan başlığıyla başlayacağız ama bir video izlettireceğim size. Çünkü Anadolu Ajansı bugün önemli bir başarıya imza attı. Evdocates of Silence Turkey diye bir kuruş, kuruluş var. Bu e, Aynı zamanda FETÖ'nün kurumlarından bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve Türkiye'yi karalayan o Stop Erdoğan yazan reklam kampanyasını organize eden kurum. Ve bunun başkanı Murat Kaval Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor ve Anadolu Ajansı kendisini buldu mikrofon uzattı neden Türkiye'yi karalıyorsunuz diye sordu. Önce o videoyu izleyelim ardından sohbete başlayalım. Adınız neydi acaba? Ee, biz sizin adınızı biliyoruz. Adınız, sizi. Sizin ya, adınız neydi? Soru sormaya biz geldik buraya. Tam adınız neydi? Biz soru sormaya geldik. Adımız adınız, Anadolu şansı Anadolu Ajansı. Siz peki, e, F eline dokunma. Peki, Siz FETÖ üyesi misiniz? Çekebilir miyim? Bu ilanı Bilmiyorum. size çekmek için bu, bu, ilanı koymak için FETÖ mü size söyledi? Hayır FETÖ söylemedi. Kaç para aldınız? FETÖ ile işimiz yok bizim. Evet. Çok söyleyeceğim birazdan. Sizin maaşınız 6 bin çok dolar güzel. gözüküyor. Yıllık 72 bin dolar evet, yapar. Evet. Nasıl oluyor şimdi Başkan, yani? Çok basit söyleyeceğim. Nasıl oluyor Kırşehir'de birden bir bir yani? İsmini bir söyler misin? Günlük 30 bin dolar ismini e, ilanı nasıl misiniz? veriyorsunuz Times Meydan'a? İsmini bir söyler Bakın, misiniz? Bakın günde 30 bin dolar yapıyor. Sizin, sizin yıllık maaşınız 72 bin dolar. Bütçeniz 62 bin dolar. Bu nasıl oluyor? Ben anlayamadım yani. Gerekli bilgiye bize FBI'ye vereceğiz. FBI'ye gerekli yani, bilgileri vereceğiz. Neden Çünkü ben görevimi yapıyorum şu an muhabirim, sorularımı evet. soruyorum yani. Evet, görüntüleri izledik. Anadolu Ajansı ekibini tebrik ediyoruz gerçekten. FETÖ'cüler e, Türkiye devletinin de peşlerinde olduğunu net bir şekilde hissediyorlar, biliyorlar o paniği de aslında görüntülerden izledik. Hemen telefonu çıkarıyor, durumu kayıt altına almaya kalkıyor. Çünkü hepsinde şöyle bir endişe var. MIT her an bir yerde paketleyip alıp memlekete getirebilir diye. Sayın Alabarda sizinle başlayalım isterseniz. Önce görüntüler üzerinden bir değerlendirme alayım. FETÖ'cüler ne yapmak istedi? Amaçlarına ulaşabildiler mi? Ve sonrasında yaşanan bu video görüntüsü. Sadece telefon ile kayıt alması Milli Teşkilatı'nın gücünden, korkusundan değil. FETÖ'cü oldukları için telefon ile kayıt alıp aldıkları kayıtı stüdyolarda işleyip farklı bir şekilde tekrardan sürüme sokmak FETÖ'nün en önemli meziyetidir. Ama orada Anadolu şansının. Genç kardeşimizi gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili hususlara çok riayet ederek kamusal alanda herhangi bir zor kullanmadan sadece bir gazeteci titizliğiyle sorular sorduğunu söylemesi. Tabii ki söz konusu ilanı veren FETÖ'cünün de e, açıkça söylemek gerekirse zorlanmasına sebebiyet veriyor. Şimdi FETÖ demek vatan ile bağı kalmamış e, birilerinin kollarının ve kanatlarının altında yaşamayı kendisi için olmazsa olmaz bir kuluçka makinesi olarak gören bir zihniyet aklımıza geliyor. Dolayısıyla Peto'nun New York'un sokaklarında Türkiye'yi kötüleyici ilanlar vermesine çok şaşmamak lazım. Çünkü buna niye şaşalım ki? Aynı zihniyet bu ülkenin Gazi Meclisini bombaladı. Milletin üzerinden tanklar geçirdi. Bunları yapanları New York'ta ya da Washington'da ya da Amerika'nın veya Avrupa'nın başka şehirlerinde, şehirlerinde Türkiye aleyhine bu şekilde kara propaganda yapmaktan e, geri duracağını mı zannediyoruz? Tabii ki durmuyorlar. Hep birlikte de görüyoruz zaten. E, sizi FBI'ye vereceğiz ile ilgili husus da zaten bir efendime söyleyeyim grup olarak bir organizasyon olarak hareket ettiklerini gösteriyor. Ama aynı zamanda da FBI ile aralarındaki sıkı fıkı ilişkiyi ilgili de ipuçları veriyor. Ne demek istiyorum? Hatırlayın Halk e, Halkbank davası ile ilgili New York'taki çadır tiyatrosuna Buradan bazı dosyalar Hı -hı. ulaştırılırken nasıl ulaştığını bir kez daha hatırlatalım. Bilgi tazelemiş oluruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde resmi anlamda bankacılık işlemleriyle ilgili yapılmış olunan birçok belge bavulların içerisinde tıpkı daha öncesinde de bavulcunun yaptığı gibi İpsala sınır kapısından geçirildi. Ve FBI'nin vermiş olduğu korumayla Yunanistan'dan sonra iki ülke daha geçti. Ve oradan mindirilen uçakla bütün bu belge ve bilgiler Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkemeye ulaştırıldı. Mahkeme tabii içlerinden istediğini aldı, istemediğini kullanmadı. Ama şunu da gösterdi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde NATO üzerinde ittifak içerisinde olduğumuz bir ülke casusluk faaliyeti yürütüyor. Hı hı. Ve Amerikan mevzuatı gayrimeşru yollardan elde edilmiş her türden evrakı, evrak müsbite yani ispat etme anlamında bir evrak olarak kullanamayacağı açık iken ilk defa Savcı Bahara'nın da işte öne ayak olmasıyla birlikte bu belgeler New York'taki çadır tiyatrosunda Hı -hı. kullanıldı ve Türkiye'ye yönelik olarak önümüzdeki süreçte konuşacağımız belki de Halkbank dosyasında kapısı Temel hukuk kuralı yani yasa olarak elde edilmeyen yani tabii delil, delil, delil kabul tabii ki kabul edilmeyen temel hukuk kuralı. Şimdi, dolayısıyla şimdi ben FETÖ'ye şunu söyleyemem ya da FETÖ'cülere en azından Nancy Pelosi kadar ahlakınız olsun diyemem. Çünkü Nancy Pelosi'ye ve onun farklı boyutlarındaki farklı kişilere çomarlık etmek maksadıyla yetiştirilmiş adamlara efendileri Nancy Pelosi'ye örnek göstermem çok uygun olmaz. Ne demişti Nancy Pelosi? İkinci Dünya Savaşı'nın Normandiya çıkarması bölümüne katıldığında Trump ile ilgili bir sual kendisine sorulduğunda ülkemin liderini Amerika Birleşik Devletleri hudutlarının dışında kimseyle tartışmam demişti. Evet. Dolayısıyla PETÖ, Nancy Pelosi kadar dahi ahlakı olmayan bir organizasyon. O yüzden gözünü kırpmadan göl başındaki polis özel harekatımızın değerli kahraman evlatlarını erkeğiyle, kadınıyla ortadan kaldırmakta da hiçbir şekilde beis görmediler. Rahmetli Ali'ye İzzet Bey'i anmak istiyorum. Diyeceksiniz ki ne alakası var? Güzel bir sözü vardır Aliye İzzet için. Benim için güzel ve temiz olan her şeyin adı İslam'dır diye. Benim için de kötü olan, ülkeyi satmak olan ihanet, kumpas, işbirlikçi ruh, arkadan hançerlemenin her türden adı FETÖ'cülüktür. Dolayısıyla FETÖ'cülerin gerek Amerika'da gerek Avrupa'da bu türden eylemsellik içerisinde olmaları bizi çok şaşırtmamalı. Bu konuyla ilgili proaktif olmak lazım. Proaktiften kastım. Örneğin bugün Anadolu Ajansı muhabirinin hı hı. söz konusu petociyi gitmesi, bulması. Onu sıkıştıracak 6 bin dolar maaşınız var ama günlüğü 30 bin dolar alan bir ilan veriyorsunuz. Evet. Bu nasıl oluyor şeklinde sorular sorması gerçek yüzlerini ortaya çıkarması açısından çok daha önemli e, iş görecektir diye konuyu toparlayabilirim. Peki, Lav Erdoğan başında da geçeceğim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün <laughs> yaptığı bir açıklama vardı. Birleşmiş Milletler'in bir etkinliğiyle ilgili e, video konferans yöntemiyle ya da telekonferans yöntemiyle katılıp mesajlar verdi. O mesajı izleyelim. Ardından Tacettin Bey'e o mesaj üzerinden Lav Erdoğan'ı soracağım. Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık. Şimdi e, bu Saraybosna'da Lava Erdoğan diye bir e, devasa... E, billboard yapıldı. Ardından işte ülkenin değişik yerlerinde de yine benzerleri gördük Sonra İstanbul'da da bunları gördük. Ee, Sayın Kutay şöyle soracağım. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan işte diyor ki yani salgın döneminde tüm dünya zordayken biz ülkelere elimizi uzattık. Yani bunların bir kısmı tabi e, ihracat kapsamında yapılmıştır. Özellikle maske meselesiyle ilgili söylüyorum. Bir kısmında da işte gönül köprülerimizin olduğu ülkelerle ilgili yapılmıştır. Oradan soracağım işte. Bosna İstanbul'a lav köprüsü kurma üzerinden bir değerlendirme almak istersem. Şimdi e, o Bosna sekte bir köprü var. O köprünün üzerinde Mostar, Mostar değil, değil, ya, o şey saray Mostar. Ferdinand'ın Evet. Hı. Gavrilo Gavrilio Princip diye bir adam vurdu orada Ferdinand'ı prensi. Hmm. Birinci Dünya Savaşı. Sonra Frans Yosef'ti tahtta Avusturya tahtında. Frans Yosef öldü yerine 4. Karl geçti. Ve 4. Karl savaşı bitirmek için her yerle İngiltere'yle, ile Fransa ile diplomasiye girdi. Rus yayla da girecekti ama Rusya harpten çekilmişti o tarihten sonra aziz ilan edildi Karl. Kilise tarafından, Katolik kilisesi tarafından aziz ilan edildi. Çünkü bir şey tecessüm etti, bir savaş karşıtı olarak tecessüm etti. Ve bütün dünya 4. Karl'a baktığında İngiltere'de insanlar 4. Karl'ın resmini taşıdılar. Hadi artık bu savaşa bir son verelim, kaç yıldır savaşıyoruz diye. İngiltere ordusu cephede, İngiliz halkı 4. Karl'ın resmine düşman devletin başı. Çünkü adam savaşı bitirelim diyor. Hmm. Artık ne olur. Böyle bazı siyasal figürler var ki çok supranasyonal e, supranasyonel ehemmiyete haiz bir sembolleşme içerisinde tarihte girebiliyorlar her zaman. Mesela Stalin dediğin adamın bir şeyi var. Sınırlar üstü yani. Mesela şey de bunlardan biri. Fidel Castro da bunlardan biri. Bir şey bir yere oturtuyorsun bu adamı. Valla günümüz dünyasına dönüp baktığında bu pozisyona oturabilecek kaç kişi var diye sorduğunda e, bizim AKP trolü olmamız, <laughs> Türk vatandaşı olmamız falan filan Türk bunların hepsini tarafa vuran. AKP trolü biz Para alıyoruz aylık 50 bin dolar. Neler duyuyoruz? Nasrettin Hoca gibi oldu. Nasrettin Hoca gibi. Olsa da olsak. 50 <laughs> bin dolar. <laughs> Haşa. Estağfurullah. İnanmadığımız bir şey söyletmesin Allah. Ama bunların hepsini geç kenara. Bak bir dünya siyasal arenasına. Avrupa'dan başla bakmaya bir tane figür var. Dünyadaki o ana yarılma içerisinde bir yere tekabül ediyor. Bu da nedir? Siz istediğiniz kadar küreselci taleplerinizle gelin. Biz burada yerel bir takım dinamiklerle ülke siyasetimizi içeride ve dışarıda temsil edeceğiz. Ve insanlara sadece kendi insanımıza da değil dünyadaki insanlara lokalitelerini, yerelliklerini hatırlatacağız ve bunu vurgulayacağız. Bunu yaptık biz. Türkiye olarak Burada da tecessüm etmiş bir zat Erdoğan. Bu anlamıyla dünyada lokal kalmayı, yerel kalmayı, küresel siyasetin bir parçası olmamayı önceleyen herkesin Erdoğan resmi taşımasından normal bir şey yok. Ben kimsenin borazanı falan değilim. Ben görüyorum, eyvallah, eyvallah. sahneyi görüyorum ya. Yani. İkincisi, Türkiye'nin burada bir çabası var. Bak değil mi? bir şey söyledi. 157 tane ülkeye yardım etmiş. Ne olarak yardım etti? Ben sana şimdi... Şey yollayacağım, maske yollayacağım, aşı yollayacağım, işte pipet yollayacağım, neyse bilmiyorum hmm, o şeyi göndereceğim. Bilmiyorum, şeyi bilmiyorum içeriğini. Mi? Sen de bunun karşılığında Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasının aleyhinde olacaksın. Evet. E, Trump böyle dedi. Trump dedi ki, Lehte rey verirse size para veririm. Dedi evet. Yardım bulunurum. Demedik. Biz diyoruz ki, siz ayakta durun, ayakta kalın ve kendinizi küresel siyasetin çarkına sokmayın, ey insanlar, ayakta durun. Muhtaç olursanız çünkü Hazreti Ali Efendimiz ne buyurdu? Fakirin dini olmaz. Daha, daha, doğrusu ondan Mervi bilmiyorum onun mudur söz ama fakirin dini olmaz. Fakirin birinci kaygısı karnıdır, midesidir adamın. Maslow da aynı şeyi söylüyor değil mi? Maslow ihtiyaçları yer arşı. Yani evet. işte o da evet de Hazreti Ali'nin adının geçtiği yerde başlarım Maslow'a. <laughs> <laughs> Orada. evet. Ya Hazreti Kerrar. Şimdi e, bu itibarla Erdoğan'ın bir sembol figür olduğu açık. Yok ben FETÖ'nün karakterini falan artık tartışmam. Aradan hmm. kaç sene geçti. Bu adamların fiileti hakkında memlekette bırak memleketi cümle dünyada bir kanaat var. Ama mesela Ve... TASK peşini bırakmıyor. Mesela 54 senatör imzalı bir belge gönderdik diye ortalığı karıştırmışlar. TASK'tan yetkili bize yayında bağlandı ki ya sadece 3 senatör. 3 senatör imza atmış 50 51'in tek tek arada haberleri bile yok böyle bir mektuptan diye. Hmm. Yani hani bu şeyleri deşifre etmek de önemli Anadolu Ajansı'nın bu önemli. işine düşmesi, bunun üzerinde sürekli. Çünkü Hiç... bunları önemli. boş bıraktı zaman bir yerden bir şeyler yapmaya Ben yani. konuşacağım. Ben onu FETÖ karakteri üzerinden konuşacağım. Hmm. FETÖ karakteriyle ilgili şeyleri yıllardır söylüyoruz. Demin de mücmel bir biçimde Yusuf abi saydı. Hmm. Ama burada ben FETÖ ile ilgili şunu söyleyeceğim. Bak o videoyu tekrar izlesinler izleyenlerimiz YouTube'da mutlupta bizim tekrar kaydımız olacak ya. Adamın tipine bir baksınlar siması. Verelim arkadaşlar İçinde bulunduğu halet ruhiyeye bir baksınlar. Dönsün arada arkadaşlar o altyazın vardı ya. Dön. Şimdi o adamın Hı. acilen bir psikiyatra gitmesine bak simasına bir bakar mısınız? Zerre kadar normal davranış sergiliyor. Sükun sergili. sahibi, huzur sahibi. Suçlu Gen psikolojisi var değil mi? Bir iğrenç diyor ki kaçak, evet, kız, o da var kapanak, bir panik var, var hali. bir huzur yok içinde ha, ben ne yapıyorumu da diyordur muhtemelen ve eminim ki bu adamın eline bir makara verse dehrin çarkını çeviren zat dese ki bundan 10 sene evvel geriye sarma imkanımız var geriye dön ve bana şu sorunun cevabını ver bu yaşananların hepsi yaşanacak. Sen bu piyesin bir FETÖ'cü olarak bir paydaş olmak ister misin? Yoksa ne bileyim farklı bir karakter, bir seküler, bir dinsiz, bir başka türlü de Müslüman, bir Hristiyan, Hindu, yamyam yam, ne bela bir adam mı olmak istersin? Ben adım gibi biliyorum ki bu simaden gördüm. Bu adam bulunduğu haleti ruhiyeden hiç memnun değil. O dehrin çarkı geri dönse bu adam bir başka adam olacaktı. Ben olmak istemem. Ben şu an bulunduğum pozisyonda olmak isterim. Vallahi isterim. Şu anda benim bulunduğum pozisyonun adı belli. Ben bu memleketin evladıyım. Peki. Bu kadar bitti. Bitiriyorum şimdi. Peki. Bunu e, da... pardon hocam. Bitiriyorum diyorum, Son diyeceğim. bir toparlayayım. Bu sebeple. Sizin krediniz sonsuz bu arada. Onu söyleyeyim yani. Geçen Aa, haftalardan tamam. falan hep böyle bir iki, bir iki, bir iki, alacağınız var yani. Dükkan sizin derler ya. Rahat <gülüyor> <gülüyor> rahat konuşun. Ben <laughs> hiç kısıtlamayacağım <laughs> şey bugün sizi. Ben sitem ediyorum. Estağfurullah. Tamam bitiriyorum. Şöyle bitiriyorum. Bu sebeple ben bizi izleyen sevgili dostlarımıza, eşi dostu, evladı yakını yeğeni FETÖ'cü olanlara, Şuna, o simaya, o hale truhiyeye bakmalarını isterim. Onun haricinde ben bir FETÖ analizi falan filan onunla artık bu şimdiye kadar anlamayan şimdiden sonra anlamaz. Bu kadar. Doğru. doğru. Buyurun. Ben de şunu söyleyeyim. Ee, tabii fetullahçıların Biden seçiminden sonra Biden'ın e, seçimi kazanmasından sonra yeni bir ümitle e, orada hareketlendiğini görüyoruz. Evet. Buna e, sevgili Gazeteci dostumuz Orayey'in FETÖ 2.0 diyor. Doğru. Yeni sürümü. Yani farklı enstrümanlar kullanarak e, sahneye çıkma, varlık gösterme arayışındalar. Şimdi burada dikkat edeceğimiz, dikkatle takip edeceğimiz bazı karakterler öne çıkarılıyor. Hazırlanıyor bir müddettir. Bir tanesi bu Enes Kanter meselesi. Hı hı. Yani bir insan hakları aktivisti, modern, dindar ve Türkiye'de, mağdur olmuş görünümü e, ve kisvesi altında bu basketbolcu hazırlanıyor. Neye karşı? Türkiye aleyhine bir kampanyanın sözcülüğüne söylenmiş durumda. Ekran yüzü gibi kendisi. Malumunuz Rockefeller'ın da torunu evet. ile takılıyor. Buradaki Fethullahçıların da tabi bunu görmesi lazım. Yani altın nesil dedikleri o altın neslin e, en büyük sembollerinden kendilerince e, Enes Kanter'in, Rockefeller'ın tornuyla nasıl bir Enis sevgili? Enis Gülen. soyadını da değiştirdi ya. Değiştirdi mi? Evet tabii. Yani benim kullandığı kullanıyor. Diye. Evet. Yani ee, şimdi ne yaptılar? Bunlar geçenlerde e, şeyde eski Kanada Adalet Bakanı'yla bir makale yayınladılar. E, Türkiye'deki davalarla ilgili bazı davalar kendileriyle de ilgisi olmayan aslında davalarla ilgili bir e, tez ortaya koydular. Wall Street Journal'da da iki makale Yayınladı bu Enes ve Türkiye'yi karalamaya dönük bir kampanyanın e, ciddi anlamda misyonunu üstlenmiş durumda. Tabi bu e, ev sahibi ülke için de son derece önemli. Yani böyle sümüklü, 80 yaşına gelmiş, e, hareket edemeyen, işine yaramayan bir tip yerine artık onun alternatifi veya onun sözcüsü olabilecek yeni tipler icat etme ve bunları dünyada, Türkiye aleyhine kullanmak için bir gayret gösterecekler. Ben Cahit Oktay'ı tanıyorum, e, gazeteci kardeşimizi. Hı hı. Bizim üniversitemizin mezunlar derneğinde New York'ta aktif gönüllüsü ve yıllardır Fethullahçılarla ilgili e, mücadelelerini devam ediyorlar. Onları da kutluyorum, Anadolu Ajansı'nı da tebrik ediyorum. Mücadeleye devam etmeleri lazım ve buradan da bunların ailelerinin telefon açıp çocuklarına artık şunları söylemeleri lazım. Devletinle savaşmayı bırak, devletin arkasından dolap çevirmeyi bırak. Ülkene dön, cezanı çek ve kurtul demeleri lazım. Şu adam olmuyor. Bu ailelere ailelere düşüyor bu görev. Peki. Şimdi devam edeceğiz. Özellikle bu mesaj üzerinden Sayın Alavar da şunu soracağım. Şimdi ABD Dışişleri Bakanı Blinken bir açıklama yaptı hafta içinde ve dedi ki ABD artık askeri güç kullanarak rejimleri devirmeye çalışmayacak bu taktikleri geçmişte denedik. İyi niyetli olsalar da işe yaramadılar. Bu iyi niyetliye bayıldım zaten orada. <laughs> yani şimdi ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri strateji mi değiştiriyor? Aynı zamanda FETÖ gibi e, bu aparatlar artık kullanışsız hale mi geliyor yoksa asıl FETÖ gibi gizli örgütler daha çok kullanışlı hale mi gelecek önümüzdeki dönemde? Şimdi FETÖ gibi örgütlerin elbette ki Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmet etmesi açısından çok daha önemli. Ama FETÖ sütün içindeki suydu. Dolayısıyla Hı ortaya çıkartılması bir şekilde çok büyük e, zorluklar e, yaşatıyor. Hala yaşatıyor ülke. Kim FETÖ'cü kim değil ayırt etmek çok güç. Sütün içindeki su gibi. Zaten FETÖ'nün sadece Türkiye'ye yönelik kullanışlı bir aparat olsaydı, Amerika Birleşik Devletleri FETÖ'yü şimdiye 50 kere 60 sifonu da çekmişti. Ama Türkistan coğrafyasında, yani. Balkanlarda, Orta Asya'da efendime söyleyeyim, söyleyeyim Kuzey Afrika'da hatta Afrika'nın içlerinde, Orta Doğu'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahip olmuş olduğu yumuşak gücü çok iyi kullanıyor. Ve bununla ilgili olarak da Amerika Birleşik Devletleri, işte birazdan konuşuruz Papa'da dahil olmak üzere, FETÖ herkes tarafından elverişli ve kullanışlı bir aparat olarak kullanıldı. Neyin aparatı? Bu coğrafyalara bir aktarma istasyonu. Neyin aktarma istasyonu? Batı'nın aktarma istasyonu vazifesinin gönüllü köleleriydi FETÖ. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ'den vazgeçememe sebebi bu. Yalnız şunu söylemek lazım. Blinken'ın söylemiş olduğu söylemler aslında bundan 15 gün kadar önce söylemiş oldukları Amerika'nın Türkiye'deki darbelerle yakından uzaktan hiçbir şekilde alakası yoktur sözünü de bir şekilde boşa çıkartmış evet. oluyor. Bakın en basit bir bilgiyi söyleyeceğim size. Şimdi darbelerle ilgili Amerikan müdahaleciliği ile ilgili akademik camiada hocalarım da bilirler cilt cilt eser yazıldı. Özellikle Latin Amerika başta olmak üzere. Bugün en basit kaynak olan Wikipedia'ya bile American Interventionalism diye girdiğinizde Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın birçok yerinde gerek darbeler, gerekse askeri müdahaleler yoluyla iktidarları nasıl değiştirdiğine ve bu konuya cüret ederken hiçbir şekilde bir ahlaki zemini dahi kendisine kıstas olarak almadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Şöyle söyleyeyim mesela emperyalizmin en ölümcül silahı demokrasi yanında William Bloom isimli yazarın bir kitabı varmış. Oradan ben de alıntıladım. Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA'nin kurulu döneminde yani 50'lerden bu yana 50'ye yakın ülkede hükümet devirmeye çalıştı. En az 30 ülke demokratik seçimleri büyük müdahale yaptı. 50'den fazla yabancı lideri de öldürmeye çalıştı. Tabii <laughs> de. Var bu şeyde. 30'dan fazla ülke Güneş, şeyde Aşk var şey bu. Wikipedia'da, Wikipedia'da, Wikipedia'da bilgis. orada bilgisi. bile var yani. yani şu, orada bile yani Wikipedia'yı burada kutsamıyorum. Orada bile bu konularla ilgili bol bol bilgi var. Hatta şöyle söyleyeyim. Şunun şurası yanılmıyorsam 4-5 ay önce e, İran'da e, Başbakan Musadlığın devrilmesiyle ilgili arşivler açıldığında İngiliz istihbarat Teşkilatı Tabii. ile Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl ortaklaşa İran'da bir darbeyi tertipledikleri Amerika Birleşik Devletleri'nin arşivlerinde ortada. Dolayısıyla şimdi Cemil Koçak Hoca ile görüştüm ben. Ya hocam aklımıza dalga geçiyor. Cemil Koçak çok saygın bir bilim adamıdır ve Hı -hı. Türkiye'deki askeri darbelerle ilgili de, askeri darbeler tarihi diye bir kitabı vardır. Kendisine de selam olsun buradan. Şunu söyledi bana Türkiye'deki darbe süreçleriyle ilgili bazı konular arşivlerinde hala kapalı Amerika Birleşik Devletleri'nin. O arşivler hala açılmıyor. Dolayısıyla e, bu söylemiş oldukları aynı zamanda her türden darbeye destek verdiklerine dair İtiraf. yüzlerce itiraftan sadece bir tanesidir. Üzerinde çok durmaya değer mi bilmiyorum ama şu da oldu. Türkiye'de 15 Temmuz darbesinin bu millet tarafından çıplak ellerle bastırılması. Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasi tarihinde ilk defa bir askeri darbenin bastırılmasına örneklik teşkil etti. Hem de örneğin Venezuela'ya ilham verdi. Yani getiremediler e, Maduro'nun yerine e, Guaido'yu. Evet. Maduro kaldı orada. Evet. Neden? E, şimdi önünde bir örneklik oluşmuş oldu. Şimdi siz eğer bir değerler ile ilgili... Mesela şimdi bakın, bunu ben sosyal medyada da paylaştım, yeri gelmişken şey yapalım. Direkt Anthony Blinken'ın bu ifadesiyle birebir ilintili olduğu için söylüyorum. Ekranlarda İbrahim Güneş, ünvanı boyundan büyük adamlar var. Çıkıyorlar diyorlar ki mesela, Biden yönetimi iktidara geldiğinde, ki geldi, bütün dünyaya demokrasi dahil olmak üzere idealler ve değerler dönemini tekrardan başlatacak. Ya tamam... Madem siz darbelerle ilgili bir mesafe koyuyorsunuz. Böyle değer... de derken Sayın Yılmaz oradan vay be diye bir ya, aynen öyle. <laughs> yani hadi kardeşim başlayın sizden. Ya. Hadi başlayın sizden. Hadi Gazze'ye ilaç yardımı yapın. Değerler sisteminizi görelim biz sizin. Gazze'ye yönelik olarak yapılan ambar verdim, aş ya. aşıyı kastediyorum ilaçtan. Evet, aşıyı İlacı da kastediyorum yani. aşıyı, evet, da aşıyı da kastediyorum. Verdim, evet. Şimdi dolayısıyla bu anlamda ortaya koyulan bir Biden severlik. Efendim Amerika Birleşik Devletleri... Biden yönetiminden talebiniz ne dendiğinde Biden yönetiminden isteğimiz Türkiye'deki demokrasi hareketlerine destek vermesi diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar geniş bir alpazede Biden cilalama devri başladı Türkiye Cumhuriyeti devletinde. İşte biz bu ekranlarda eğilmeden, bükülmeden bunu çok büyük bir netlikle ortaya koyuyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin derdi hiçbir şekilde değerler sistematiğini bütün dünyaya yaymak falan olmayacaktır. Tarih boyunca da olmamıştır zaten. Bunu çok net bir şekilde konuşabiliriz. Peki söz buraya gelmişken bir gelişme daha var. Bugünün sıcak gelişmesi. Onu da sorayım sonra size sayın Kutay'a geleceğim ama e, yine dışarı bile, bakanı Blinken'den, ABD dışarı bakanı Blinken'den bir açıklama var. Biliyorsunuz bir süredir Afganistan'da Taliban'la hükümet arasında bir barış süreci yürütmeye çalışıyorlar ve diyor ki en sonunda Türkiye ev sahipliği yapsın diyor. Yani biz diyor ...iki tarafta diyor Türkiye'ye güvenir diyor... ...bize güvenmiyorsunuz <laughs> diye evet. getiriyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü e, Sayın Kalın'dan da önümüzdeki dönemde... E, ...Biden ile Erdoğan arasında bir görüşme olabilir... Bakın... ...açıklaması gelmişti. Keza yine Beyaz Saray'dan da planlamalar yapılıyor... ...şeklinde açıklamalar gelmiş. Yani Türkiye çok görmezden de gelemiyorlar her şey. Niye gelemiyorlar? Çünkü ben Bosna Ersek'te görev yaptığım zamanlarda... ...Dayton Barış Anlaşması'nın hemen sonrasıydı... ...daha hala ufak tefek de olsa... ...bölgede çatışmalar devam ediyordu... <laughs> göğsünüzde Türk bayrağını ya da kolunuzda Türk bayrağını taşımak o coğrafyada emniyetli bir şekilde yaşamınızı sürdürmeniz için en önemli sebeptir. Dolayısıyla Türkiye'nin yumuşak gücü bir tarafta Keşmir'e, Afganistan'a uzar, Uygur'a uzar, Doğu Türkistan'a uzar, öbür tarafta da Amerika Birleşik Devletleri'nin içine kadar uzar. Dolayısıyla şimdi bu hakikat bilinirken Türkiye'den bir şekilde Afganistan'daki Taliban'la olan barış görüşmelerine Türkiye'nin ev sahipliği yapması Amerika Birleşik Devletleri'nin bu görüşmelere meşruiyet kazandırma maksadıyla ortaya koyabileceği en önemli planlardan bir tanesi ama ben bir örnek verip ondan sonra sözü devredeyim. Sağ ol. E, Kemal Karpat hocamın güzel bir kitabı var, Türk Dış Politikası diye. Ha. Orada şöyle bir şey örneklik var diyor ki e, Batı e, Sovyetler Birliği sona erdiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devletini demokrasiyi, efendim şey diyeyim, kapitalizmi, emperyalizmi bir şekilde bu ülkelere yani Türkistan coğrafyasına yani Orta Doğu'ya aktarma istasyonu olarak kullandı diyor. Ama hiçbir şekilde de ne Türkistan coğrafyasının ne Orta Doğu'nun ne de Türkiye'nin de değerlerini aktardığı, emperyalizmi aktardığı bu ülkelerin Batı kulübüyle birleşik bir hayat sürmesini de istemedi. Şimdi Afganistan'a eğer barış görüşmelerine Türkiye ev sahipliği yapacaksa kimse Türkiye'den Amerikan değerlerini, Amerikan misyonunu, Amerikan emperyalizminin oyununu Afganistan coğrafyasına aktarma istasyonu görevini bizden beklemesin. Türkiye ev sahipliği yapar mı? Elbette yapar. Diplomasinin önemli bir parçasıdır. Ama Türkiye kendi ajandası dahilinde bu konulara müdahil olur ve ev sahipliği yapar. Peki, buradan devam edelim. Ee, Sayın Tadettin Kutay'la e, şöyle soracağım: e, Demokrasi yalanı ve gerçekler diye bir başlık attık aslına bakarsanız bu Blinken'ın açıklamaları üzerinden. Yani bu e, Batı da çok böyle süslü cümleler kurmak olsa çok mahirler. Ama e, gerçeklere baktığımızda sürekli akan Müslüman kanı ve işte katliamlar ya da işte gözleşi görüyoruz. Bunun üzerine de bir değerlendirme alabilir miyim? Yani artık darbe yapmayacağız dedikleri zaman ne yapacaklar sizce? Bak hep böyle sorular, hazırlıksız olduğun sorular gelince böyle cevap. Şey darbe yok. yapacaklar. Darbe yapmayacaklarsa ne yapacaklar? Darbe yapacaklar. Yani güzel Filip tapınak şövalyelerini hı hı. yok ettikten sonra tapınak şövalyeleri yer altında yaşadı. Bir tapınak şövalyesi kendini nasıl saklardı gizlerdi? Tapınak şövalyesi olduğunu. Ben tapınak şövalyesiyim derdi. Millete <laughs> şakacı seni derdi. Hı. Yani yine diyorsun taktik değiştirse de, hiç, de yöntemler sadece. De aynı. yani şüphe yok bak. Şimdi her şeyden evvel şunu, şu Türkiye örneğinden yola çıkalım. Yani şey mi Abi... askeri müdahale çok maliyetli olduğu için mi o zaman yani bunları söylediler? Tabii yani 2. Dünya Savaşı sonrasını konuştuk ya, İdami'nin örneğinden, geçen seneki bir programda herhalde. yani Hı -hı. Bu adamlar İngiltere dedi ki biz burada müfrezelerle asker bir tutuyoruz, bir dünya para veriyoruz. Hı -hı. E desen ki bu... Kongo'da, Kenya'da neyse o ülke hangisi, Nijer'de, Çat'ta, Mat'ta buranın kendi kaynaklarıyla dönüyor zaten. İngiltere'den para göndermiyoruz. Deli miyim ben? O para İngiltere'ye aksın dedi. Hmm. Dedi ki ben buraya iki tane kukla dikerim. Askerimi de çekerim. Bak İdiamin diye bir adam ülkesinin canını okudu. Frank neyse. namına. Ondan sonra giydi Cellabiye'yi. Riyad'da öldü gitti adam. Fatiha okuyor okuyor. Neyse. Şimdi bu şeyle ilgili bir şey söyleyeyim müsaadenle ondan sonra döneyim oraya. Afganistan mevzuyla ilgili Afganistan Savaşı'na ki Türkiye'deki meşhur söylem nasıl bir bela ise ben çocuktum devam vardı. Ben içine doğdum savaşın. Nasıl bir bela ise yani Afganistan bitmeyen. şeyi, bitmeyen. bir bela ise Afgan cihadı falan filan. Figürleri hatırlayalım. Ahmet Şah Mesut Şii'ydi. Raşit Dostum Özbek'ti. Hı hı. Ama seküler bir tipti. Rabbani vardı. Daha sünni vurgusu vardı. Bu dönemi aktörleri. 80'ler boyunca orada savaş. Bunlar Rusya'ya karşı birlikte savaştılar. Sovyetler Birliği'ne karşı. Sovyetler Birliği gittikten sonra birbirlerine girdiler. Doğru. Şimdi Afganistan'la ilgili mentörlüğü İslam alemi haricinde yapmak mümkün değildir. İslam alemi içerisindeki dinamiklere bak. Pakistan anti-Şii bir damar ki katiyen kabul etmez. Adam bıyık bırakamıyor. Antişiilikten. Bak Pakistanlıların bıyığını. E tamam hadisi şerifte diyor ki bıyığı sakalından kısa onu bıyığı yok anlıyor yani. O kadar radikal. Ki oradan çıkan bütün dini hareketler çok antişiilikle e, maruftur. Bu tarafa doğru gelelim. İran konuşma halüzüm yok ne olduğunu. Tabii. Majör tipleri konuşalım. Öyle Lübnan mübnan saymanın alemi yok. Irak mırak. Suudi Arabistan ne olduğunu da söylemenin alemi yok. Dolayısıyla İslam aleminde Afganistan'a mentörlük yapacak iki tane ülke vardır opsiyon olarak. Bir tanesi Mısır'dır. İkincisi Türkiye'dir. Üçüncü bir ülke yok. Dönüp baktığınızda. Şimdi burada e, Mısır bir takım defolara sahip. Mısır'ın defosu nedir? Amerika'nın ipini tuttu adam. Zaten diyor ki biz Amerika'dan kurtulmak için varız. Burada bu görüşme meşruiyet kazandırmak için Türkiye'den başka opsiyonu yok. Gerçekten yok. Yani İslam aleminin diğer bütün paydaşları oradaki o mezhep geriliminin bir şekilde tarafı. Biz... Bu arada çok da seviliyor Türkiye Afganistan'da. Yani Kabil'e evet. gitme şansım olmuş sokaklarda falan. Da. Gerçekten çok. Pakistan'da keza Yenice öyle de. Avustralya'da. Hani Afganistan'da çok hürmet görüyor yani gerçekten. Yani komutanla falan dolaştığınızda da... Yani herkes bir sarılma derdindeydi böyle bir şekilde çok hürmet görüyor. E bir de bir askerler de... de sürekli orada şey görevindeydiler böyle. sıhhiye, altyapı, insanların dertleri, dertten bir yapıdaydılar Türk askerleri orada görev olarak onu yapıyordu. E bir de şöyle de bir taraf var. Yani Afgan halkı açısından ki Mehmet abinin çok güzel şeyi Batı Yakan nehir diyor. Afganistan'da Batı Yakan nehri evet. göçüyor bu insanlar? Ya evet. Birinci büyük destinasyon Türkiye. hiç tartışmanın evet. alemi yok ya. Yani. O kadar fazla var ki. Evet. Allah yardımcıları olsun. Şimdi burada Batı'nın bu imaj mevzu hakkında söylenecek şeyler kanaat fakir anemce şudur. Bize yönelik daha doğrusu Müslüman'a yönelik en önemli şey nedir? Bak bir posturu çok uzun uzun tartışmanın alemi yok. Hani bir de üniversite dersine çevirmenin alemi yok. İzleyicinin talebine göre anlatacağız ya. Fundamentalist diyor değil mi? Fundament ne demek abi? Öz. Öz. Yani çikolatanın çikolatası. Sana fundamentalist dediğinde çikolatayı önemsiyorsun diyor. Doğru. Ömrün paket yetiştirmekle, paket imal etmekle geçiyor. İmaj. Paketi değiştirip değiştirip piyasaya sürüyor. Paketi ya. değiştirip değiştirip. Bana da fundamentalist diyor. Ha fundamentalistim zira bir değerim var ve bu değerimde musırrım. Ben bu değerimde musırrım. Onu da ısrar ediyorum. Şimdi bu anlamıyla Türkiye'de sorunlu bir ülke Batı tarafından çok şey değil anlaşılır değil ancak batının kaybettiği birazdan da vatikanı konuşurken konuşacağımız en önemli hususiyet şudur ikinci dünya savaşından sonra kendi ulus değerlerine milli değerlerine sahip çıktığı anda öyle münazalar çıktı ki avrupayı yıktılar 50 milyon insan öldü küresel taleplerin altında bıraktı bütün ulus taleplerini şu anda avrupada ulusal talebiyle ortaya çıkabilecek bir tane ülke yok gerçek anlamda yok bak denedi şey ne Berlusconi Berlusconi denedi kuyruğuna teneke bağladılar Doğru. kuyruğuna teneke bağladılar dolayısıyla söylenecek mevzu şu şimdikilerde Macron falan şu bu hı hı, evet. bu yani küresel siyasetin bir parçası olmak için birbirini eziyorlar evet bu kadar şey söylenecek şey şudur anladığım kadarıyla eee bu sebeple fundament olarak öz itibariyle değerlerine sahip çıkamayan bir batı var ya, hı hı. batıya diyorlar kardeş, kardeşim sizin vitrininizdeki paketi durmadan revize edin, yenileyin, yenileyin, şey yapın, millette de desin ki yeni bir bina dikmişler, arkasındaki virane hala aynı, bu kadar. Peki, bir Yunan profesörün sistemi var efendim, onu paylaşayım. E, konudan mi? konuya geçiyor gibi görünmekle beraber aslında birbiriyle çok ilintili meseleleri konuşuyoruz. Ardından e, bir sorum olacak. Εδώ το πρόβλημά μας ήταν ότι δεν είχαμε, είχαμε, αεροσκάφη που τα οποία δεν πετάγανε. Είχαμε αεροσκάφη, είναι δηλαδή αγοράζεις μια Ferrari και δεν παίρνει να αλλάξει τα λάστιχα, ας πούμε, Φεράρι. Και έχεις τη Ferrari. Και έχει τη Ferrari παρκαρισμένη στον καράζ. Μέσα σε έξι μήνε να κάνουμε πράγματα που πρέπει να είχαν γίνει τα τελευταία δέκα χρόνια. Και αμφιβάλλω, επαναλαμβάνω, εάν θα προλάβουμε πριν γίνει η ιστορία με την Τουρκία, εάν θα έχουν έρθει τα Ραφάλ, εάν αυτά θα είμαστε επιχειρησιακοί. Το πρόβλημα είναι τι κάνεις 15 χρόνια και το πρόβλημα επίσης είναι τι θα κάνεις από εδώ και πέρα. Χρειαζόμαστε υφυπουργείο πολεμικής βιομηχανίας. Χρειαζόμαστε 25 ετέ 25 ετές πρόγραμμα το οποίο ας προσωμιώσουμε λίγο την Τουρκία στο συγκεκριμένο θέμα. Οργανώθηκαν και έχουν φτιάξει κάτι το οποίο σου λένε τώρα και σου πουλάνε ότι νίκησε τον πόλεμο του Καραμπάχ λόγω του Μπαϊρακτάρ και των υπολείπων UAVs. Εμείς λοιπόν που είμαστε μάγκες, τι ακριβώς κάνουμε για το συγκεκριμένο ε. σε αυτά τα θέματα στο εξωτερικό και στη χώρα μας είμαστε δεν μπορούμε να φτιάξουμε πλέον ούτε σφαίρες. Κύριε δεν έχουμε ναυπηγείο, το καταλαβαίνουμε. Ε. Δεν λοιπόν. έχουμε ναυπηγείο. Είμαστε η μόνη, ναυτική... είμαστε η μόνη χώρα που θέλει να λέγεται παγκόσμια ναυτική δύναμη, ναι. που δεν έχουμε όχι μόνο ναυπηγείο, αλλά δεν έχουμε ούτε εθνικό καράβι. Taceddin Kutay'ın kahkahası yazdım yayına bile bir. Biraz yazdı galiba ama izlerken bir tebessüm etti kendisi. Yansım hoş uyarıyorlar beni. E, Yansıyabilir de sıkıntı yok. Şeye güldü. E, Yunanistan küresel deniz donanması mı olacakmış diye ona güldü de. Şimdi e, buradan şuna bağlayacağım meseleyi. E, biz de aynı dönemde bu eleştirileri paylaştığı dönemde Mavi Vatan tatbikatını da yaptık. Onu da birazdan paylaşacağım görüntüsünü ama şeyi soracağım size aslında Sayın Yılmaz. Yunanistan bu dönemde de küçüldü salgında. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını başta vermiştik ya, işte 157 ülkeye yardım ettik diyor. O konuşmada şöyle bir ifade de var. 311 milyar liralık bu salgınla mücadele için de para harcadık ve buna rağmen Türkiye yüzde 1,2 miydi? 2,1 miydi? Şu an kafamda tam kalmadı ama büyümeyle Büyüm kapattı 2020'yi. Ee, şimdi şeyi soracağım, yani Gençlere anlatırken işte bu darbe meselelerinin Türkiye'nin hedef olması meselelerini falan anlatırken bunları da örnek vermek istiyorum. Çünkü şöyle bir algı var sanki bu dönemin bütün rutinleri ve normalleri Türkiye'de yaşananlarmış ve bu da çok aslında olağan bir süreçmiş gibi ama hemen dibimizdeki sistemleri anlatıyoruz. Buradan bir değerlendirme almak istiyorum aslında bakarsanız. Birincisi şu geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle IMF çağrıda bulundu ve birçok ülkeyi krizin ağır hasarını atlatması. ...aşı parası, ilaç parası... ...hastanelerini ayakta tutabilmesi için... ...kredi musluğunu açtı... ...ve birçok ülkeden de... ...buraya talep gitti. Tabi IMF bir ülkeye kredi verirken... Bu, ...bu kredinin... ...nereye kullanacağını... ...tek tek takip eder. Veya bir ülkeye yabancı yatırımcı geliyorsa... ...o yabancı yatırımcı... ...paranın nereye harcanacağını... ...takip eder. Yani dışarıdan gelen para haybeye sizin kasanızdan çıkardığınız bir para gibi değildir. Mutlaka gidişatı bellidir. Yunanistan'da zaten Çipras döneminde 2060'a kadar IMF'e borçlu bir hale getirildi. Asgari ücretler çok komik ücretlere düştü. Hı hı. Hatta gayrimenkul sahipleriyle kiracılar arasında ağır kavgalar yaşandı. Ülke yarı yarıya bir yoksulluk yaşıyor. Bütün sınıflar gelirlerinin ve giderlerinin arasında büyük bir dengesizlik yaşıyor. Ancak bu süreçte ne oldu? Doğu Akdeniz meselesini bahane eden Yunanistan Türkiye'yi Türkiye AB ile karşı karşıya getirmeye çalıştı ve sürekli maksimalist tezlerini bahane ederek bir anlamda yeni ihtiyaçlarını ortaya çıkardı. Tabii bu iktidar Yunanistan'da bu Türkiye ile ilgili meseleleri büyüterek İç dinamiklerini tetikliyor ve içerideki oylarını sabit tutmaya çalışıyor. Ama böyle çok makul isim de var Yunanistan'da. Bu maksimalist tezlerin akıbetinin hiç iyi olmayacağını. Yani mesela Güney Kıbrıs Rum Kesim medyasında çıkan haberler ve makalelerde bugün şöyle dönüyordu. Türkiye ile anlaşmadan biz bu doğalgazı çıkaramayız da satamayız da taşıyamayız. da Artık bir ayaklarınız yere bassın gibi yani makaleler vardı. Yani o İsmet projesi. E Türkiye'nin oluru olmadan ve Türkiye'nin dahili olmadığı bir şekilde asla geçmeyecek. Bunu Mısır da farkında. Dolayısıyla Mısır bu noktada bir tutum belirliyor bizim istediğimiz şekilde. Ve bölgedeki diğer oyuncuların da niyetlerini anlayabiliyoruz. İsrail medyasında da buna dair bazı yansımalar var. Ama Yunanistan ısrarla Türkiye'yi saf dışı bırakarak bir gelir elde etmek istiyor ve borcunu kapatıp çok kısa bir sürede e, denizde denizlerde varlık göstermek istiyor. Bu Yunanlı uzmanı endişelendiren bir görüntü de şu olabilir mi acaba? Mavi Vatan 2021 tatbikatından bir görüntü paylaşacağız şimdi. E, çok... e, mamle füzesi atılıyor ve bugüne kadar ki en uzun menzilli atış yapılıyor. Görüntüleri izleyelim arkadaşlar aynı anda. Ben üzerinde birkaç cümle edeyim. E, Milli Savunma Bakanlığı video görüntülerini de paylaştı ve dedi ki Deniz Kuvvetlerimizin envanterindeki TB2 Siyah'dan milli imkanlarla geliştirilen üretilen lazer güdümlü Mamne füzesiyle Doğu Akdeniz'deki su üstü hedefi tam isabetle vuruldu. Yani bir anda e, sürekli olarak teknolojisini yenileyen Türkiye, diğer yanda tersanemiz yok, daha uçakları lastik alacak imkanımız yok. Biz niye baş kaldırmaya ya da işte bir şekilde Türkiye'yi rakip gibi görüp e, Türkiye'ye karşı mücadele etmeye çalışıyoruz diyen bir şey var. Bir de fotoğraf paylaşacağım. E, Yusuf Bey görünce çok mutlu olacaktır o fotoğraftan. Neyin fotoğrafı efendim? Bugün ben de e, sosyal medyada gördüm çok hoşuma gitti. E, F-16 uçaklarından e, fotoğraf karesi bunlar iki tane. E, üzerindeki takılı füzelerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Biri Gökdoğan diğeri de Bozdoğan. Hava hava füzeleri yani evet. havadan havaya atış yapılan füzeler e, açıkçası büyük bir kabiliyet olduğu yönde uzmanlar da yorum yapıyor. Buradan da devam edebiliriz. E, e yani bunları Yunanistan çok ciddi şekilde takip ediyor. Sürekli Türkiye ile ilgili haber veren e, kanalları var, organları var ve sürekli bizim İHA, SİHA o dönüşümler e, denizlere indirdiğimiz fırkateynler bütün bunlarla ilgili haber yaparak iç e, kamuoyunu Türkiye karşıtı bir e, rotaya çevirmek istiyorlar. Tabi buradaki esas amaç Avrupa'da e, bir Türkiye karşıtlığını, Erdoğan karşıtlığını da tetiklemek. Bu hı hı. bu tarafında görelim. E, çünkü Yunanistan'ın kendi gücü, kendi imkanları belli yani. Amerika'nın hibe da... hibe yardımları mı gaza getiriyor Yunanistan'a size? Tabii burada bir dede eee genişletilmesi meselesi var. Amerika'nın o e, oradan Karadeniz'e bir varlık gösterme projesi var bu basına da yansıdı Geçtiğimiz aylarda dedaçtan Bulgaristan'a doğru bir tren yolu ve oradan Karadeniz'e inme projesi var tabi bunun için bazı engeller var her şeyden önce bölgede Türkiye'nin bir varlığı söz konusu diye düşünebiliriz Peki Sayın Alapar sizden de bir değerlendirme alayım. Evet. Hem bu mamleye füzelerinin e, atılması meselesiyle ilgili Mavi Vatan 2021 tatbikatı ile ilgili e, bir değerlendirme rica edeyim. Hem de işte bu Yunanlı uzmanın e, değerlendirmeler üzerinden. 2 üç, üç cümle Mavi Vatan'la ilgili söylemek istiyorum. Hı. Mavi Vatan tatbikatı. O da biraz endişelendirmiş Yunanistan'ı. Evet, e, e, Rahat e, etmiş. Ha, yani şöyle söyleyeyim. E, şehitlerimiz oldu biliyorsunuz. E, Allah hepsine tekrardan rahmet eylesin. Amin. Helikopter kazası sonucunda. O zaman dahi tatbikat Hız kesmedi. Ege'de ve Akdeniz'de Mavi Vatan 21 tatbikatı müşterek bir konseptle. Ne demek müşterek konsept? Yani kara gücünün de hava gücünün de katılmış olduğu deniz kuvvetleriyle birlikte bir müşterek joint operation dediğimiz kapsam içerisinde Ege ve Akdeniz'de devam etti. Ve burada MAMLE ile ilgili yapılmış olan atışlar ve Yunanlı profesörün açıklamaları bizi e, bu konuyla ilgili bir analiz yapmaya zorluyorsa şunu söyleyebiliriz. MAMLE sadece Dağlık Karabağ bölgesinde ee, ve efendim Suriye'de ya da Libya'da dengeyi değiştirmiyor. Doğu Akdeniz'de de dengeyi Hı -hı. değiştiriyor. Doğu Akdeniz'de ve Ege'de dengeyi değiştiren sadece mamleler de değil. Örneğin e, gemi savar füze sistemi olarak atmacanın sahaya sürülmüş olması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde Atina'yı dahi etki altına alabilecek Bora 280 kilometre 470 kilogram harp başlığı taşıyabilecek füze sistemlerinin geliştirilmiş olması ve Biraz önce de göstermiş olduğunuz gibi gökdoğan, bozdoğan gibi havadan atılabilen e, akıllı Biz mühimmatın... Bunları Amerika'dan alıyorduk. Tabii ki Hı -hı. Yani bak ben şunu söyleyeyim yani üniforma giymiş birisi olarak söylüyorum. Akıllı mühimmatın envanterde ne kadar kaldığı titizlik ve hassasiyetle takip edilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre buna müsaade etmediği takdirde Hı -hı. sizin elinizdeki mühimmat stoğu belirli. Dolayısıyla siz Amerikan Kongresinin iki dudağının arasında bir karara bakacak şekilde bir silahlanmaya gidiyorsanız burada bunun tutup da derin analizlerini çok fazla yapmaya gerek yok. Yunanlı profesörün söylemiş olduğu şey ise bir güç dengesi değişti İbrahim Güneş. Güç dengesi neydi? 7'ye 10 bir güç dengesi kurmuşlardı. Soğuk savaş boyunca Yunanistan 7 birim, Türkiye 10 birim olacak şekilde uzun yıllar bu böyle devam ede geldi. Hatta Amerikan yardımları da bunun içerisinde. Ama Türkiye Yanılmıyorsam 1980'lerin başından bu yana da Amerika Birleşik Devletleri ile bir hibe anlaşması, askeri yardım anlaşması yok. Türkiye Hı -hı. kendi yağıyla kavruluyor. Hatta bugün dünya silah ticaret payındaki satışını %0.1'den %1'e çıkarttı son 10 yıl içerisinde. Bu çok müthiş bir şey. 10 kattır. %0.1'den %1'e çıkartmak 10 katlık bir farktır. Şimdi siz dengeyi kendi üretmiş olduğunuz dizaynınızla ve üretiminizle işte milli gemiyle, atmaca füzesiyle Bora füzesiyle, Mamne ile, İHA ile, SİHA ile, elektronik harp unsurlarıyla, milli helikopter sisteminizle, kunda motorlu fırtına obüsünüzle sahaya sürdüğünüzde... Akıncı taarruzi seri üretime geçince... Geçince... Şimdi bu ister istemez dengeleri değiştiriyor. Dengeleri değiştiriyor. Sadece üretmiş olmanız yetmiyor İbrahim Güneş. Bunu Suriye'de İdlib'te, Suriye'de Barış Pınarı Harekatında, Libya'da Trablus'ta, Vatiya'da Tarhune'de, Dağlık Karabağ'da Azatlık Meydanı'nda, Kar Karabağ bölgesinde, Azatlık Meydanı'ndaki törenlerde, dostada düşmana da açık bir şekilde gösteriyorsunuz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bunun üzerine geldiniz ve siz 2021 Mavi Vatan tatbikatında deniz hedeflerine yönelik olarak mamleyi, SİHA ve İHA'larınızdan, SİHA'larınızdan atarak çok önemli bir gözdağı veriyorsunuz. Peki Yunanistan bundan rahatsız oluyor mu? Biraz önce hocamın söylediği gibi içerideki kamuoyunu konsolide ettiği için Yunanistan ayağını gazdan kesmeden borçlanarak silahlanmaya devam ediyor. Bazı haklı evveller çıktılar şunu söylüyorlar. Ama %8,2 küçülmüş. Küçül. Fakirleşiyorlar bak, bak yani. Şunu söylüyorlar İbrahim Güneş. Yunanistan'ın fakirleşmesi diye bir şey söz konusu değil. Gerekirse bu silahları Batı Yunanistan'a gelir bedavaya verir. Yok öyle bir dünya. Vermiş batı var. istediği kadar versin bizim güç dengesini değiştiren sistematiğimiz batının ona verip vermemesi değil. Kendi öz dizaynımız olan silahları sahaya sürebilmek. Bu çok önemli. Yoksa Suudi Arabistan'da her yıl 100 milyar dolara yakın efendime söyleyeyim savunma harcaması yapıyor. Dünyada en çok savunma harcaması yapan 5. ülke olması lazım. Ama bakın Husiler bu hafta içerisinde daha bugün de dahil olmak üzere tozunu attırıyor. Tozunu attırıyorlar. Ee, şey Ebabil harekatı başlattıklarını iddia ettiler. Aramko tesislerini bombalıyorlar. İş i̇şte vurdular dün itibariyle ve bugün itibariyle. Petrol fiyatları da yükseliyor. Al buyurun görün. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Sizin o silah sistemlerine Batı size verdiğinde güç dengesi değişmiyor. Ama siz bunu kendi alın terinizle sahaya sürdüğünüzde karşınızda tutunabilmesi mümkün değil. Bakın bakım yapamıyor diyor ya ben şahidim. Yani Yunanistan'ın içine düşmüş olduğu durum gerçekten inanılmaz derecede kötü. Mesela şunu söylüyoruz hep. İşte Almanya şu kadar milyar avro para verdi. İşte Yunanistan söz konusu olduğunda da vermeye devam eder. Öyle mi zannediyorsunuz? Bütün otoyollarına el koydu. Havalimanlarına el koydu. Deniz limanlarına el koydu. Hatta Yunan radyo televizyonuna bile el koydu. Kaç lira maaşına zam yapacağını, kaç lira yapmayacağını, sağlık sistemi içerisinde kaç liralık yatırım yapacağını, tarımla ilgili siyasetinin ne olması gerektiğini Almanya'dan Berlin hükümeti yönetiyor Atina'yı. Ben şöyle söyleyeyim, Mustafa Abi, Atina'daki en önemli meydanlardaki bütün binalar el değiştirdi. Al buyur. Dolayısıyla son, şunu son söylemek 7 istiyorum. Son 7-8 yılda Çiftras döneminde... alarak ve... denge değiştiremezsiniz. Ya da Fransa'dan alacağınız denizaltıyla dengeyi değiştiremezsiniz. Siz çünkü bir tane aldığınızda Türkiye'nin iki tane sahaya sürdüğünü görüyorsunuz. Rahmetli Erbakan Hoca'nın bununla ilgili müthiş bir şey vardı. Videosu vardı. Youtube'da izlemiştim geçenlerde. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ile daha fazla tayyara üreterekten mücadele edemezsiniz diyor. Çünkü neden? Siz 100 tayyara yaptığınızda rakibiniz Yunanistan değil de Amerika Birleşik Devletleri ise o süper güç olarak geliyor karşınızda 1000 tane yapıyor. Peki ne yapacaksınız? O zaman diyor elektronik harbe gireceksiniz. Silahsız insansız sistemlere gireceksiniz. E şimdi o zaman Erbakan Hoca'yla dalga geçtiler. Uçtu uçtu Erbakan uçtu diye manşetlerin atıldığını biliyorum ben. İşte geldiğimiz nokta tam o oldu ama. Evet. Muharebe sahasının doktrinini artık değiştirecek boyuta geldi husus. Peki. Bu süreçle ilgili önemli bir gelişme vardı. Onu da paylaşmak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü. Evet. E, Boris Johnson'la ve aynı zamanda görüşmede işte özellikle Kıbrıs konusunda İngiltere'nin tutumundan duyduğu memnuniyeti de dile getirmiş Türkiye. Ve iki ülke arasındaki hem siyasi hem de ticari ilişkilerin çok ciddi anlamda geliştirebileceği görüşü paylaşılmış her iki isim tarafından. Enteresan bir şey de bir gün önce de Macron Erdoğan'la aradı görüştü ki Macron aslında bizi hiç sevmeyen ve yani kapımızı çalmamak için elinden geleni yapan bir simaydı ama son dönemde aklıma şu soru geldi. Brexit sonrası İngiltere acaba hani bir dakika biz çıktık ama bölgenin liderliğine devam edeceğiz mesajı mı veriyor Türkiye üzerinden? Geçen bir uzman şöyle demişti işte NATO çemsiyesi altında olan ama ABD olmayan iki büyük ülke Avrupa'yı koruyor gibi. İngiltere ve Türkiye üzerine atıfta bulunarak değerlendirmede bulunmuştu. Sizden bir... Macron'da Nevel kimle görüştü Erdoğan? Şimdi, bugün Boris Johnson'la Macron'la görüştü dün. İki gün önce. Ee, Nevel kimle görüştü? Merkel'le görüştü. Ha, Aa, Merkel doğru, doğru. Görüştü, evet. Merkel Ya artık bu görüşmeler artık bizi gazeteciler kafamızda artık o kadar rutine bağlıyor ki bir süre sonra evet. ben hatırlayamıyorum bile. Yani e, işte böyle çok sansasyon olurdu. Merkel'le görüştü gibi şimdi artık e, görüşmüş. İyi ne varmış gündeminde gibi böyle bir rutine bağlıyor sanki. Şimdi o Akvitanya problemi Fransa'nın e, Manş Denizi tarafı Akvitanya derler oraya. Akvitanya problemi sebebiyle yüzyıl savaşları çıktı. Yüzyıllık savaşlar birbirleriyle bunlar. İngiltere'nin müttefiki genelde Fransa'yı atladığında Almanca konuşanlardı. T. Waterloo'ya kadar Gider bu. Husus. sürekli İngiltere Almanca konuşanlarla Fransa'nın karşısına ordu olarak çıktı. Var böyle bir şey. Yine o zaman Johnson-Macron çekişmesi mi var? Şimdi orada bir başka şey. Yani Johnson-Macron'dan bir başka şey geldi o benim anladığım kadarıyla. Şimdi orada çekişmenin bir tarafı Abi birinci Dünya Savaşı, ikinci Dünya Savaşı işine girmeyin. Orada şeyini maksimize etmeye çalışan bir Almanya vardı. İktidarını mecburen o şey oldu. O, öyle oldu. İkincisi orada şunu da ihmal etmeyelim. Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte sermayenin nerelere dağıldı ve deniz gücünün hangi ülkelerde nasıl şekillendiği ile alakalı bir şeydir. Sistemin iki başa taktörü haline geldi İngiltere ve Fransa. Almanya'ya dediler ki sen ağır sanayinle varlığına devam et ama bizim sömürü işlerimize fazla girme. Bu sebep nedir o? Şimdi bu aynı yere dönüyor dünya. Ee, Almanya ve Fransa arasındaki rekabet Almanya'daki boşluk sebebiyle Fransa'nın işine geldi. Ancak şöyle bir hakikat var. Almanya bugün dese ki haddini bil. Ben Avrupa Birliği ekonomisinin yüzde %75'ini artı veren %75'i benden çıkıyor. Bak Alman Almanya %75 ya. Artı ekonominin %75'i Almandır. Bu şey. bana aitti tabii. Her 100 euronun 75'i Alman sanayi sayesinde. Fransa ne üretiyor ki? Hiçbir şey. Ne ihraç edecek ki? Afrika'dan getiriyor. Ama. İşte. O bakımdan şeye dönüp baktığımızda günümüzde ee, karşı karşıya geldiğimiz konjonktürde e, meselenin nerede çözüleceği ile alakalı bir şey var şu anda. İş düğümlendi. Nereye düğümlendi? Akdeniz'e düğümlendi. Hı hı. Akdeniz'e düğümlenmiş bir mevzu var. Fransa orada Türkiye'yi yanına almak yerine karşısına alıp ilk hamlede yıkmayı denedi. Biz Macron'un blöflerini konuştuk 6 ay, Evet tabii tabi. Şahide Gül'ü göndereceğim, uçak gemisi yollayacağım tabi, falan dedi. Tabi, Şunun tabi. farkındaydı şey Macron, Türkiye'nin Almanya ile arasındaki ilişkiler ne yaparsa yapsın Fransa bozulacak gibi değil. Bak Macron 7 Hı -hı. ay tehdit etti. Merkel bir selam verdi, masaya oturduk. Bizim Almanya ile ilişkimiz böyledir. Bu bakımdan ben asıl belirleyici olanın Türkiye olduğu kadar İngiltere olacağını şuradan o, o, o şey çok güzel söylediniz. Yani Avrupa'nın hudutlarını iki taraftan hı hı. Türkiye ve İngiltere koruyordan ben şunu anlarım. Fransa'nın potansiyelini düşürebilecek, ülke dışı potansiyelini, yani Afrika münasebetini vesaire şeyleri düşürebilecek ülke dünyada yani İngiltere'dir. Aynı yerde aynı potansiyel, aynı hinterland ve sömürge tecrübesi. Ve sömürge tecrübesi. Peki son dakikam kalmış. Devam etmek tamam. istiyor musunuz? Yok hemen bitirdim. Mehmet abi bırak. Estağfurullah. Burada İngiltere'nin Fransa'yla bir muarazaya girmesinin çıkar sağlayacağı yani ülke Almanya'dır. Yeniden Avrupa Birliği'ni Almanya'nın ellerine teslim eder. Peki son 3 dakikayı sizle paylaşalım. Bu konuyla ilgili Erdoğan'ın kritik görüşmeleri Merkel, işte Macron ve Johnson görüşmeleri. Bir, e, bir, büyük bir bunlar. paralellik olacak. Yani önce yakın coğrafyada AB liderleriyle ve İngiltere ile gerçekleşecek ılımlı görüşmeler ve bölgesel ilişkiler Türkiye-Amerika ilişkilerine de olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Netice itibariyle Avrupa büyük bir ekonomi, Türkiye'nin en büyük ticaret hacminin bulunduğu coğrafya ama baktığımız zaman Amerika hala oranın güvenliğini sağlıyor. Almanya'da 87 tane üssü var. İngiltere'de 16 tane üssü var. Belli bir daire ve sistem içerisinde bu sistemin devam edebilmesi için Türkiye ile AB ilişkilerinin rayında bütün krizlere rağmen geçtiğimiz yıllardaki bütün sorunlara rağmen rayında gitmesi lazım. Neticede büyüyen bir e, Türkiye pazarı da var ve Türkiye'nin e, her şeyden önce tek kuşak yol projesindeki stratejik durumu özellikle AB'nin o e, Taceddin'in vurguladığı akan musluklarını o ticaret üstü, üstlüğünü sürdürmesi için Türkiye'nin bu e, varaları güvenli tutması lazım. O anlamda Türkiye'nin güvenliğini e, istiyor, istemek zorundalar AB liderleri. E, Türkiye İngiltere ilişkileri de e, tahmin edilenden daha iyi durumda. Öyle görüyorum ben. Özellikle Doğu Akdeniz'deki e, küçük problemler de çözülürse e, bazı diplomatik gelişmeleri de duyarsak çok yakında. ...çok daha olumlu gelişmeler olacak diye düşünüyorum. En son kebap sevdiğini söylemiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani Türk kebabı çok sağlıklı diyor. <laughs> çok mutluyum da diyor. <laughs> bir de böyle bir şey söyleyeyim vaktimiz varsa. Yani, Türkiye'de böyle gereksiz bir İngiliz şeyi vardır. Karşıtlığı falan filan vardır. Halbuki esas patron... ...Amerika'dır yani. Orta Doğu'ya gelip... ikinci Savaş'tan sonra... ...bu bölgede tarumar eden şey. Ama böyle her şeyin faturasını... ...bir İngilizlere çıkarma huyu vardır... Bunu çok doğru bulmuyorum. Çok eski bir argümandır. E, Türkiye-İngiltere ilişkileri çok önemlidir ve e, özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin lehine tezlerde buluşulacaktır. Peki. Bir sıcak gelişme de ben paylaşayım sizlerle efendim. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir açıklama var. Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakta kararlıyız. Bununla ilgili planlamalar var. Ara tatilde yok diye söylemiş. bu Sıcak gelişmeyi de paylaşmış olayım. Masada ne var devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Müzik Masada ne var devam ediyor efendim. Burada yeni başlığımızı açmamız gerekiyor. Zira artık süremiz biliyorsunuz biraz daha kısa ve çok konuşacağımız konu var. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a hedef aldı. Başlığıyla devam ediyoruz bu bölümde. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan için milli güvenlik sorunu diye bir ifade kullandı. Bu ifadeye de yine AK Parti'den sert bir yanıt geldi. Bu arada... Bir son dakika gelişmesi de var ekranda onu da söyleyeyim. Ee, Rasim Öztekin e, ünlü sanatçı Hadi. ve e, tiyatro oyuncusu hayatını kaybetti. Allah Aha, rahmet Allah eylesin. Yani. Kalp krizi geçirmiş ve sonrasında hastanede tedavi görüyordu. Ee, yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz efendim. Bu sıcak gelişmeyi de paylaşmış olalım ve e, hemen ekrana Ömer Çelik'in e, paylaştığı mesajı vereyim ardından da değerlendirmelerimize geçelim efendim. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajında özellikle Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir ifade kullanıyor. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan Milli Güvenlik Sorunu açıklamasının ardından yapılan açıklamada diyor ki, milletimizin oylarıyla seçilmiş meşru cumhurbaşkanımıza sözde cumhurbaşkanı diyerek milli iradeye hedef alan Kılıçdaroğlu'nun, devletin birliğini temsil eden en üst makamı milli güvenlik sorunu olarak hedef alması demokrasiden nasibini almadığını kanıtlamaktadır diyor. Daha önceki sözde cumhurbaşkanı gibi ifadelerini de bir kez daha hatırlatıyor Ömer Çelik. Ee, Sayın Alabarda buradan başlayalım isterseniz. Ee, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu neden bu tür taktiklere başvuruyor? Şimdi şöyle parasıyla değil mi istediğin kadar yalan söyleyebiliyorsun. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun o konuyla ilgili açıklamalarını dinledim. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'na mahkemede yalan olduğu ispatlanmış iddialar üzerinden yine yalanlar üzerine kurulu bir söylem üzerinden ya da bir tez üzerinden milli güvenlik sorunu olduğunu söylemeye devam ediyor. Bana göre bu ülkede milli güvenlik sorunu Muharrem İnce'nin de kendi partisinin cumhurbaşkanı adayıdır. Yusuf Alabarda'nın sözleri değildir. Ee, Muharrem İnce'nin söylemi dikkate alınarak yola çıkıldığında Afrin'de ne işimiz vardı? Yani İdlib'deki yaşayan insanlar Suriye'nin diğer kesimlerinden farklı onların hepsi terörist diyen Barış Pınar Harekat Bölgesi'nde ne işimiz var diyen, yani S-400'leri niye alıyoruz diyen, yani, yani hülasa Türkiye'nin güvenlik kaygılarıyla inşa etmiş olduğu güvenlik bürokrasisine ve etrafında oluşturmuş olduğu her türden eyleme yönelik olarak bir söylem geliştiren bir taraftan Londra'ya gidip bu ülkede mal ve can güvenliğinin olmadığını dolayısıyla yatırım yapılmaması gerektiğini söyleyen diğer taraftan bu ülkeye 240 milyar dolara yakın yatırım yapmış şirketlerin mal varlıklarına partisinin vekilleri aracılığıyla el koydurulacağına ve kendi grup konuşmalarında aleni bir şekilde bunları dillendiren kişidir milli güvenlik sorunu. Çok net söylüyorum. Ya da bu ülkede gençler nezdinde demokrasiye inancı her türden azaltacak şekilde 10 seçim kaybetmesine rağmen koltuğunu muhafaza eden ama Amerika Birleşik Devletleri'ne seçilen Biden'ın Türkiye'deki demokrasi hareketlerine destek vermesini isteyecek kadar da hem alçalan hem küçülen zihniyetin adıdır milli güvenlik sorunu İbrahim Güneş. Dolayısıyla daha fazla bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama ne kadar daha söz sarf edersem o kadar daha Kemal Kılıçdaroğlu'na itibar kazandırmış olabiliriz diye açıkçası peki. çekincem var. Konuyu kapatıyorum o yüzden, Peki evet. o zaman Sayın Kutay'a sorayım efendim. Şimdi e, Kılıçdaroğlu hani ana muhalefet lideri. Gerçi ana muhalefet kalmadı ama öyle ya da böyle. Ana en muhalefet. çok Evet yani meclise en çok e, muhalefetteki milletvekili sahibi partinin başında. E, neden böyle sözde Cumhurbaşkanı Erdoğan milli güvenlik sorunu gibi ifadeler kullanma ihtiyacı hissediyor? Şimdi Hazretin Selefi İsmet Paşa çok partili döneme geçtikten sonra demişler ki efendim siz bir, bayağı radikal bir seküler duruşunuz var. Yani arada sırada Allah falan deseniz de millet teveccüh etse. Konuşmasını yapmış yapmış, yapmış millet de bakmış yine Allah demeyi unuttu giderek Allah'a ısmarladık demiş. Efendim Allah demenizi dedim ya demiş. Yani milli deme ihtiyacı hissetti herhalde <gülüyor> Kılıçdaroğlu. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> <gülüyor> milli güvenlik <laughs> sorunu dedi. Ne bileyim biz ağzından hiç milli diye bir şey duymadı Kılıçdaroğlu'nun. Hiç duyduk mu şimdiye kadar? Bu ciddi bir soru bu. Kimseye ben şey değilim ben laf laf falan ben siyasetçi de değilim. Siyasal ikbal peşinde de değilim. Öyle bir pragmatizme ihtiyacım yok. Bir soru soruyorum. Bizim Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından herhangi bir milli kaygıyı işitmişliğimiz var mı bugüne kadar doğrudur? Yani belki vardır nazar boncuğun evinden de. E, ben ben hatırlamıyorum benim hafızamın eksikliğine versinler. Şimdi hal böyle olunca Hazreti'ye dediler ki herhalde milli de laf arasında yerli milli tamamen AK Parti'ye de gitmesin. MHP'ye gitmesin. O da milli dedi. Milli güvenlik. Şimdi valla aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi akli eserinde demişti yapmış. Benim CHP seçmeniyle ve CHP siyasetçilerinin ekserisiyle ilgili yani vatanperverliklerini sorgulamak benim haddimin çok fevkinde bir şey. Hiç haddim değil yani. Sorgulanmaz. Bırak kimsenin haddi değil. Bununla birlikte CHP vitrininin bu konuyla arasının başının çok hoş olmadığını biliyoruz. Şu an CHP'nin ana siyaset yapıcısı Kılıçdaroğlu'nun da üzerinde. Yani bir olimpik tanrı gibi adeta üzerinde bir zat var. Kim? Canan Kaftancıoğlu bu partide. O biri iki arkadaş işte meşhur ev, Emre Ansalıcılar falan. Yani bunların milli mevzularla ilgili duruşları çok açık. Dolayısıyla efendim reflekte ederek bir yere varamazsınız. Şimdi ben neyini konuşayım bu sözü? Ya. Yeah. Peki, o zaman başka bir başka devam edip ya da size bir şey var mı Sayın? Yok, benim de... de yok yani. Yok, peki. O zaman şöyle yapalım. Bugün Vallahi olan, benim de yoktu 8 sorunca... Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir tweet paylaştı. <laughs> evet. Bu tweette aynı zamanda hem İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hem de HDP Genel Başkanı Pervin Bulda'nın ismini kullandı ve bununla ilgili olarak İyi Parti'den tepkiler gelmeye başladı. Önce bunu soracağım diye çünkü vatandaşlardan da şöyle bir tepki vardı. Kardeşim, bunları kutluyorsun da. PKK'nın elindeki o küçük kızlar, kız çocukların fotoğrafları, genç kızların fotoğrafları da paylaşılmış yani tepkiler arasında. Bunlarla ilgili olarak nasıl kutluyorsun? Yani bu ne Paris, bu ne lahana turşusu gibi bir soru hangi yani hangi kadınlar gelmiş? Bayramı kutlanıyor. Evet, böyle yani bir soru da Mart. gelmiş. Ee, buradan bir değerlendirme almak isterim. Hem e, bu işte e, konuyla ilgili hem de İyi Parti'nin içinden de aslında tepkiler geldi. Bir dakika bir seçim ittifakı yaptık ama terör ittifakı yapmadık diyen İyi Parti hı hı. önemli isimler oldu. buradan da bir değerlendirme almak isterim. Yani yavaş yavaş HDP görünür kılma çabası içerisinde gibi görünüyor CHP ama İyi Parti içinden de kaynamalar var ki mesela İmamoğlu'nun bu mesajına Buldan'dan teşekkür yanıtı geldi ama Akşener oralı olmadı. Şimdi burada İyi Parti ve tabanını aslında zorunlu olarak oraya itiyorlar. Dikkatimizi çekersek. Şimdi birçok isim ayrıldı İyi Parti'den. Hı, hı. Mesela Yusuf Halaçoğlu, e, İsmail Koncuk, en son Ümit Özdağ gibi e, partide belli ilkeleri olan insanlar çeşitli sebeplerle ayrıldılar. Ama İsmail partinin o, Balıkesir Milletvekili. Evet, Balıkesir Milletvekili. Ama partinin e, nereye evrileceği için bir karar dönemi burada. Yani bir e, Hanım'ın geçmişten gelen bir duruşu var öyle biliniyor en azından. Ama bir yandan da e, CHP'nin İstanbul Belediye Başkanı bir partiyi başka bir partiye yamamaya çalışıyor. Değil mi? Dünkü dün geceki tweet onu gösteriyor. Şimdi Türkiye'de yani herkesin kadınlar gününü kutladık da Pervin Buldan mı kaldı? Yani HDP Diyarbakır binasının önündeki annelerin e, çığlığı yükselirken onların acıları devam ederken Pervin Buldan'a mı kaldı Kadınlar Günü'nü kutlamak ve Meral Akşener'le yan yana? Şimdi bu Meral Akşener'le yan yana gelir mi bu isim? Bunu İyi Parti'nin o milliyetçi, vatansever tabanı ne kadar kanıksar hep birlikte göreceğiz ama bugün aldığımız tepkiler gördüğümüz kadarıyla basında hiç hazmedilecek gibi durmuyor. Peki bir Erdoğan'ın sesi var bununla ilgili. Tabii. Onu bir dinleyelim rica Tabii. edeceğim sizden birkaç dakika. E, çünkü önemli eleştirileri oldu bu konuyla ilgili. Aynı zamanda CHP'li milletvekillerine de tepki göstermişti e, evlat memesindeki aileler. Bir izleyelim. Tabii kadın deyince aile deyince anne deyince 550 gündür evlat nöbeti tutan yüreği yanık Diyarbakır annelerini anmadan geçmek olmaz. Anne baba olan herkes evlat sevgisinin ne olduğunu da Allah göstermesin ondan ayrı kalındığında evlat acısının ne anlama geldiğini de gayet iyi bilir. Hele hele evlatlarınız terör örgütü tarafından sizden çalınmışsa bu acının tarifi hiç mümkün değildir Diyarbakır anneleri işte bu acıyla çocukları kendilerinden çalanların kapılarına dayanıp aileleriyle birlikte verin evlatlarımızı diye eyleme başlayan kadınlarımızdır bu annelerin tek bir amacı vardır o da PKK'nın Çocuk yaşta ellerinden aldığı ailelerinden kopardığı baskıyla, tehditle ölüme gönderdiği her türlü kötü muameleyi layık gördüğü evlatlarına kavuşmaktır. Böyle ulvi bir amaca sahip Diyarbakır anneleri birilerinin aklına tam 550 gün sonra ancak düşmüş. Diyarbakır anneleri de Bunca zamandır kendilerini görmezden gelen, yok sayan, mücadelelerine destek olmayan zihniyetin temsilcilerine gereken cevabı vermiştir. Evlat Mehmet'ini başlatan Hacire Ana'ya da buradan bir kez daha selam olsun. Bir kez daha selam diyoruz kendisine yürekli bir anne. Şimdi Erdoğan burada hani selam gönderirseniz önce bu annelere bir selam gönderseniz diye söylüyor. Aslında CHP'li iki milletvekili Özgür Özel ve Sezgin Tanrı Kulu gittiler. Fakat aileler çok sert tepki gösterdi. Bugün Mehmet beklediniz diye söyledi. Ve... Şimdi ben geçen hafta Mevlüt e Anne ile konuştum. Hı, hı. Kim Mev... hocam? Mevlid anne. Evet. Oğlu Ramazan 500 günü açtı. 500 gündür oğlunu hmm. istiyor ve Anne diyor ki ömrümün son gününe kadar diyor bunu isteyeceğim diyor hmm. Ramazanımı isteyeceğim diyor Ramazanımı kaçırdılar o parti binasında diyor oğlumun kanına girdiler küçücük çocuğu kaçırdılar ve bir seneyi geçti bir buçuk sene oldu bana oğlumu getirmiyorlar diyor biliyorum ki onlar getiriyor nasıl oluyor bu iş dedik e, Selahattin Demirtaş'ın Kardeşi var dedi. Hı hı. O dedi bu işi aracılık yapıyor dedi. daha gidip gelen, oradan haber getiren o dedi. Hı. O dedi getirecek dedi. Şu kitabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde satılan Kandil'de kitap. Evet. Hı. Nurettin Demirtaş, Kandil'le Diyarbakır arasında aracılık faaliyeti yürütüyormuş. Ee, yani kamuoyu ilgili yetkililer de bunu duysunlar. Mevlid Anne'nin Kadınlar Günü'nü kutluyoruz biz. Eldeden ellerinden öpüyorum. Oğlu Ramazan için orada fedakarlık yapan, günlerdir bekleyen her türlü tehdide çevresinde, mahallesinde her türlü tehdide rağmen oradan ayrılmayan Mevlüde annenin kadınları. Haceri annenin fotoğrafını da koydu şimdi arkadaşlar ekranlara. Evlat nöbeti işte o direnişle başlamıştı yani. Kavuşmayı nasip etsin. Amin. Amin. Annemizin tamam. ellerinden öpüyoruz. Peki e, Sayın e, Alabar da size devam edelim efendim bu mesele evet. üzerinden. E, özellikle hani İmamoğlu'nun e, verdiği mesaj ancak işte terör örgütündeki kızlarla ilgili hiçbir reaksiyon olmaması, evlat nöbetindeki ailelere yönelik bir mesaj paylaşılmaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ters sözlerle de eleştirdi aslında muhalefette bu konuyla ilgili olarak. Valla doğrusunu söylemek gerekirse Kılıçdaroğlu ile ilgili söylemiş olduğum cümlelerin belki daha şeyini e, radikal bir biçimde İmamoğlu için söylemek lazım. Biz rahmetli Kadir Topbaş'ın ağzından günlük siyasete dair mide bulandırıcı, bir tane iç siyaseti önceleyen açıklama bugüne kadar duymadık, işitmedik. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Kadıköy'de, Maltepe'de çöp dağları İstanbul'u bürümüşken İstanbul'un sorunları her geçen gün katmerleşirken bunların konuşulmasını engellemeye matuf olarak bir tarafta Pervin Buldan'a selam çakarak HDP tabanına e, selam çakan e, bir taraftan da belediye başkanı olarak toplaması gereken çöpün sorumsuzluğunu örtmeye çalışan açıklamayı bu ekranlarda konuşurken e, Pervin Buldan üzerinden mi konuşmalıyız yoksa çöpünü dahi toplamaktan imtina eden, bunu başaramayan, bunu beceremeyen bir belediye başkanının Pervin Buldan üzerinden bir anneler günü ya Dünya Kadınlar Günü ile ilgili vermiş olduğu mesajımı mı e, konuşmalıyız? Bana sorarsanız birinci şık yani en nihayetinde seçimler yapılırken de kendilerinin sürekli olarak öne sürmüş olduğu, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve bütün belediyelerin vazifelerinin belli olduğunu, bunun dışında bir şeyi e, gündeme getirerek toplumun gerilmemesi gerektiğine dair bir takım yatıştırıcı açıklamalar yapılıyordu. Ama geldiğimiz noktada Diyarbakır analarının evlatlarını dağa kaçıran terör örgütü üyesinin, yani Nurettin Demirtaş'ın ara buluculuk yapmış olduğu, bir HDP'den, HDP ile olan ilişkisinden bahsediyoruz. Yani Sayın Hocam, e, annenin evet. e, ile yapmış olduğu görüşmelere dayanık, dayanarak vermiş olduğu bilgilerden. Şimdi bunlar dururken, bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın da altını çizdiği gibi İbrahim, e, Diyarbakır'a gidip e, görevden alınan belediye başkanının sırtını sıvazlayıp, birlik beraberlik görüntüsü verenlerin, Hacire anaların, Diyarbakır analarının halini hatırını sormadıkları gibi, Yasin Börü'nün, ee, ve diğer birçok şehidimizin de ne anneler gününü, ne kadınlar gününü, ne özel günlerini kutlamadıklarını hep birlikte biliyoruz. Ta ki nereye kadar Muharrem İnce partiden istifa ederek partinin içerisindeki gerçek Cumhuriyet Halk Partili tabanı uyarmasının hemen sonrasındadır ki e, apar topar e, Özgür Özel soluğu malumunuz olduğu üzere Diyarbakır'da aldı. O güne kadar bu gelişmelerle ilgili olarak her türlü olaya pamuk tıkayanlar Muharrem İnce etkisinden dolayı olsa gerek ki Diyarbakır'da solu aldı. Ee, ama ben e, ısrarlı bir şekilde kamuoyunun buna da yavaş yavaş alıştırıldığına inanıyorum. Bugün Pervin Buldan'ı kutlayanlar, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayanlar, İyi Parti'yi bununla bir şekilde her cümerçe etmek isteyen, karıştırmak isteyen ve bununla ilgili alıştırma süreçlerine devam edenlerin önümüzdeki yıllarda Dünya Kadınlar Günü'nü tıpkı İstanbul İl Başkanı'nın 60 olduğu mesajda olduğu gibi Paris'te öldürülen terörist sakine cansız içinde bir mesaj şeklinde kutlanabileceğini toplumun yavaş yavaş buna alıştırılacağını rahatlıkla söylemek mümkündür. Çünkü zaten DHKPC'li teröriste komutana selam olsun diyen öbür taraftan e, sakine cansızla ilgili üzüntü mesajları paylaştıran bir hareketten bahsediyoruz. Peki. Şimdi bir e, gelişme var. E, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı bir mesaj var. Onu size aktarayım efendim. E, Rasim Öztekin'in vefatı ile ilgili olarak e, bilgi veriyor ve ardından diyor ki e, televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun ifadesini kullanıyor. E, açısı hani pek çok isimden de e, büyük acı e, mesajları var. Yine yani sanat dünyasından. Rasim Öztekin'in ölümüyle ilgili olarak. Ee, size de birer cümle almak isterim bu konuyla ilgili olarak aslında hani e, Fatih. E, Rasim abi. Yani eminim. çünkü şey hani herkesin evinde böyle bir Tabii tabii. Rasim abi Orta Oyuncular sahnesinde Ferhan Bey'le çok büyük hizmetler etti. E, Dünbüllü kavuğuna da sahipti malumunuz. En son 80'ler dizisiyle bütün evlere girdi. 80'ler evet, dizisi. Evet çok iyiydi. İşte hepimizin şu an, şu içinden birisi bir baba karakteriyle çok güzel bir rol üstlendi. Dün Siyah Mersek Hastanesi'nde olduğunu öğrendim ben de. Hı hı. Durumu biraz ağırdı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. ülkemizin kıymetli sanatçılarından biriydi. Bu arada kıymetli edebiyatçımız Selim İleri de bir rahatsızlık geçiriyor. Hı hı. O da bir tedavi sürecinde. İnşallah Allah olan, ondan versin. da iyi haberler alırız diye ümit ediyorum. Sanata dair... Ee, evet. Ve hayatımıza dair önemli bir isimdi. Ee, Sen da sizden de bir cümle alabilir miyim? Değerlendirmenle. Ben hani. Rasim Hoca ile ilgili, e, Hı -hı. Rasim Bey ile ilgili şunu söyleyebilirim. E, dediği gibi hocamın hayatımıza güzellik katan önemli bir e, sanatçıydı. Allah rahmet eylesin diye. Roller de babacan babacan roller evet. böyle hani kucaklayıcı evet. rollerdi. Çok böyle e, şey de bir sima değildi böyle hani siyasi keskin... Ee, açıklamaları olan ya da böyle işte kutuplaştırıcı diye de daha çok kucaklayıcı bir Zaten e, şöyle, iyi, iyi sanatkarlar günlük siyasetle uğraşmazlar. Her sahada. iyi sanatçıların işi gücü toplum, o topluma hizmet, sanatında dünya çapında bir yere erişmektir. E, sanata tutunamayanlar e, işte İlyas Salman gibi diyor ya 25 senedir diyor iş alamadım diyor. Hı. Halbuki o sektör kendi çevresinin elinde. Evet. Yani iyi sanatkar olduğunuz zaman e, sizi de bulurlar işine. Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şeyiyle geçen hafta İsmail abi güzel bir şiir şeyi yapmıştı. Hı hı. Yani biz de diyelim ki 35 yaş şiirde diyor ya neylersin ölü merkezin başında. Uyudun uyanamadın olacak kim bilir nerede nasıl kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak evet. taht misali o musallaha taşında. ...geçen bu şiirle ilgili konuşurken... ...o taht misali Musalla taşı çok önemli bir ibare... ...konuyu biraz... E, ...renklendirmek açısından söylüyorum... E, ...büyük şiirlerde artık... E, ...ölmek ve defnedilmek de... ...doğal olarak o... ...bir namazlık saltanat sürecini de aldı getirdi... ...yani koyuyorsunuz böyle 15 tane... E, ...mevtanın e, tabutunu... ...işte her kişi niyetine deyip 5 kişiyi... ...hatun kişi niyetine deyip 7 kişiyi... ...bir endüstriyel gömün başladı... ...dolayısıyla... E, Köyümüzde gömülmek en güzeldir İbrahim. Yani bir namazlık saltanat deyince aklıma o geldi. Saltanat da kalmadı artık. Aa, merhum Rasim abiyle selamımız, sabahımız var. Çok kıymetli bir adamdı. Ben bazı cenazelere gıpta ediyorum. Bir tanesi Haluk Dursun merhum hocanın cenazesi oldu. İkincisi bizim İrfan abinin cenazesi oldu İrfan çiftçinin. Ha, bu adamların şimdi mesela Rasim Öztekin'e de bakıyorum böyle Haluk Dursun'un cenazesinde bir şey öğrendik. Biz dedi ki, burası bir imparatorluk demiş ki yani kendisi demiş kendinden Merdi Cenaze günü öğrendik. Evet. Burası bir imparatorluk payitahtı. Burada insanları birleştiren cenazeler olur. Her şey. Ben Fatih Altay'la ayaları durdum cenazede yani şöyle iki yuvarmaza evet. bir kişi vardı. Evet. Böyle bir cenazeydi Haluk Hoca'nın cenazesi. Ön tarafta sakallı, arka tarafta bilmem neli. Şimdi bakıyorum Rasim Öztekin'in şeyine de ardından reaksiyonlara da. Vallahi bu kadar politik olarak patchwork haline gelmiş bir cemiyet için bunlar kıymetli adamlar. Allah rahmet eylesin. Çok şükür yani selam vermiş almışlığımıza şükrederiz. Allah Ver, nur de, için Hayır, de. hayır hüsnü şehadet ederim. Eyvallah. Şeyini tamam. bilmem. Yani der onu al Cenab-ı Hakk'a ama iyi bir insan olduğuna üstü şahadet ederim. Peki. Üçüncü başlığımıza geçelim artık arkadaşlar. E, Arap Ligi'nin Türkiye açıklaması meselesine de bakalım. E, açıkçası e, bazı ülkeleri bir türlü Türkiye bu konuda ikna edemiyor herhalde. Sürekli bir tehdit olarak görüyorlar. ve e, Ya da işte başka e, kaynaklardan beslenerek kendi politikalarını geliştiriyorlar. Buradan başlamak isterim. E, Özellikle Türkiye'nin Libya'daki, Irak'taki ve Suriye'deki varlığından net bir şekilde rahatsız olduklarını dile getiriyorlar ve çıkın diyorlar. Yani buradan gidin diyorlar Arap Ligi. Dışişleri Bakanlığından da sert bir tepki var. Ee, özellikle e, diyor ki yani hani biz bu bölgelere ne için gittiğimizi net bir şekilde anlattık. Ve ondan sonra ve e, Türkiye ilk ve kara tutumuyla bölgesinde ve dünyada güvenlik, istikrar ve huzurun tesisi için en fazla çaba gösteren ülkelerden biri diyor. E, Arap Birliği'nin de asılsız iddialarla ülkemize hedef almak yerine bölgeye yapıcı katkı sağlamasını bekliyoruz. Nereden Sporu davet ediyoruz diyor. Anlamadım. Libya'dan Irak'tan Suriye'den işgal ettikleri tüm topraklardan çıkın diyorlar yani nasıl bir işgal sonunda da bilmiyorum yani. Yani şimdi Arap Birliği ile ilgili bu türden açıklamalar sadece Arap Ligi ile ilgili değil hmm. e, örneğin Birleşmiş Milletler'den ya da işte Batı'daki bazı ülkelerden Türkiye'ye yönelik bu açıklamalar geldiğinde 1990'lı yıllarda bu fevkaladenin fevkiinde e, tartışma konusu olurdu. bu. İşte bak bu konuda böyle dendi, şöyle dendi. Şimdi Arap Ligi böyle mi demiş? Kendi yani kendi çalarlar, kendileri oynarlar ancak. Çünkü Arap Ligi eğer o kadar gerçekten Ortadoğu coğrafyasında Türkiye'nin oynadığı rolden rahatsızsa 4,5 milyon Suriyeli'yi biz kendi topraklarımızda iskan ediyoruz, iaşe ediyoruz, ibade ediyoruz. 500 binin üzerinde Suriyeli'yi Beşer Esad yönetimi ...varil bombalarıyla katletti. 4,5 milyona yakında İdlibli'yi bulunduğu bölgelerde hala iskan ediyoruz, iyaşa ediyoruz, ibadet ediyoruz. Bu konularla ilgili bir tek Suriyeli'yi, Arap olmasına hasebiyle konuyu gündeme getiriyorum. Dubai'de ağırlamayan, efendim mesela Abu Dhabi'de ağırlamayan... E ...Arap Ligi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik olarak kendi coğrafyasında... E, konforlu koltuklarından e, vaaz vermeleri kabul edilebilir bir husus değil. E, gelirler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bulunduğu bölgeden çıkmasına yönelik olarak eylemde bulunurlar, derslerini alırlar. Esed rejimine dediler ki sana 3,5 milyar dolar para. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile yapmış olduğum bu anlaşmayı boz ve İdlib bölgesinde Türkiye'yi sıkıştır dediler. Kim dedi bunu? Muhammed Bin Zayet dedi. Kayıtlarda var bu hala. Fakat Esed'in saldırmaması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile olan iyi ilişkileri falan değil tabii ki. Bahar Kalkanı harekatında geçen sene 35 şehidimize Allah'tan yine rahmet diliyorum. Eşlerinin, analarının Dünya Kadınlar Günü'nü pervin buldana inat kutluyorum. Ondan sonra bu, buna rağmen Esed yerinden kıpırdayamadı. Dolayısıyla Türkiye'nin Irak coğrafyasında, efendime söyleyeyim, 2001 yılından bu yana yaşanan acılarda papayı nasıl karşıladığını hep birlikte görüyoruz. Papaya duydukları muhabbetin onda birini Müslüman Türk'ün evladına ya kardeşim sen de Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Irak'taki insanların yardımına koşuyorsun, DH'de mücadele ediyorsun, sırtımızdaki büyük yükü alıyorsun, sana teşekkür ediyoruz demelerini beklemiyorduk zaten. Onları oraya getirten, oturtan gücün onları bu şekilde konuşturmayacağını hep birlikte biliyoruz. Dolayısıyla Arap Ligi'nin hülasa Türkiye'nin Libya'dan çekilmesini istemesi, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istemesiyle ilgili açıklamaları ana kuraniktir. Zamanın dışında kalmış durumdadır. Hiç Libya'da, çok, Libya... Pardon sen devam et, tam tersi. Çok zamanın içinde olduğunu düşünüyorum, sana itiraz et. E, tamam, itiraz tartışırız. E, dolayısıyla Libya'dan ta Suriye coğrafyasına kadar taşı elinin altına sokan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye'ye yönelik olarak vaazlarının geçerliliği yoktur çünkü güç ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti o bölgedeki varlığını ve pozisyonunu korumaktadır. Birilerinin merhametiyle değil. Peki niye katılmıyorsunuz? Tam da Libya'da e, hükümetin güven oyu almasıyla ilgili süreç başlatılmışken. bunlar Golda Mayer'in çocukları. Ha, güzel. Michel Evlak, Eflak çocukları bunlar. Tabii. Arap Ligi diyor değil mi? Lig kelimesinin çıkışı neredendir? Fransız'dır herhalde. Öyle ben Türksel süperlik, ben. premierlik falan da değil. Mezhep savaşlarında hmm. protestanlar union oldular. Katolik ligi oldu. Almancadır. Katolik hmm. ligi. Hmm. Yani kurarken bile aslında bunun şimdi, temeliyle kuruldu. Tabi, şimdi şeye baktığında... Ben de niye Arap Birliği değil de ligi diye düşünürdüm. Şimdi bak anlatacağım yani bir, bu hmm. papanın Irak'ta ne işi var? Geçiş taksimi de yapalım istersen. Biraz daha Bağlantılı. Olur. Yani... Alalım, yani, bağlantılı. Tabi, yani Bunlar mütereddi adamlar. Sen Golda Meir'in damadı Michel Eflak'ın soyusun ya. Yani Arap milliyetçiliğinin ideoloğu bu adam. Michel Eflak'tır tabii ki. Bağızçılığı. Bağızçılığın ideoloğu bu adam. Sen bunun mütereddi çocuğusun. Sen yani 6 günde İsrail'e rezil kepaze olmuş Cemal Abdül Nasır'ın veresesisiniz siz. Sizin Araplığınızda liginizde. Ama sizin kuruluş sebebiniz var ya. Efendi o kadar param var, o kadar şeyin var. İsrail'e desene işgal ettin topraklardan çık. Senin ne işin var? Golan'ı... Bak Kudüs'ü terk et de demiyorum ya. Kudüs'ü terk et de demiyorum. Real bir şey diyorum. Diyorum ki şu son yerleşim, yerleşimcilerinin bir kısmını geri çek falan da yani. Diyor mu? Demiyor. O zaman ben burada bir Teşekkür başka geldi, şey. İsrail sallamaz da. Ya Biz de sallamayacağız neticede. <laughs> Mevzu sallamamaksa biz de en az kadar en az İsrail kadar sallamayız. Evet. Bu arada e, sallamama ile ilgili bir sorun yok ama sorun şudur. Senin adını İsrail Arap Ligi koyduran, ipini birilerinin eline veren Ira papayı göndertirken sana da bu açıklamayı yaptırtır. Ey cellabiyesine basa basa yürüyen. Burada bir ırkçılık yapmıyorum ben haşa yani. Yani e e Efendimizin milleti e de, de demeye edeb ediyorum, ara ar ediyorum ama o nasıl bir nurmuş ki yani bir vurdu 300 sene parladı. Ondan sonra yine eski mezbelelikler dönmeye başladı. Şimdi sizin Allah aşkına buradaki şeyi bir Arap refleksiyle okuyacak halimiz yok bizim. Tabii ki. Çünkü bizim bir e ee, ...otodinamik bir Arap siyasetinden bahsetmemiz mümkün değil. Oradaki masada oturan adamlara bir bak. Bu adamların hangisi bir otodinamik Arap siyasetini ortaya koymuş adamlar ki? Yok böyle bir şey. Ha bak bir tane hayatta mesela Kaddafi olsa derdim var burada bir laf diye. Kaddafi manyaktı, deliydi bilmem neydi hı hı. ama... ...Kaddafi sözü Kaddafi'ye ait bir adamdı. Şimdi oradaki adamların hepsinin ne söyleyeceği elindeki metinde yazılı. Kendinin de haberi yoktur belki okuyana kadar. Kendinin de haberi yoktur okuyana kadar. Bu bakımdan ben Arap Ligi'nin adının neden lig olduğunu, lig kelimesinin kimler tarafından kullanıldığını öneririm araştırmasını şeyleri. Peki. Şimdi bu süreçte Mısır'la yeni bir e, sayfa mı açılacak soruları da sorulmaya başlandı. Özellikle e, Yunan Bakan Dendias Mısır'a gidiyor. Ee, bir notamı verecek diye de soranlar var. Ee, Yunanistan Mısır'ın tavrından rahatsız oldu. Biraz açayım e, vatandaşlarımız Mevzu. için. Ee, Yunanistan ve Mısır arasında hani bu Akdeniz sondaj hmm. vesaire anlaşmaları var ama Mısır dedi ki bir dakika 18. parsel Libya ile Türkiye arasındaki hatta ben oraya karışmam dedi. Ben oralarda dedi bir iş yapmam dedi. Bu durumdan Atina yönetimi çok rahatsız oldu. Şimdi İbrahim Kalın'ın açıklamaları var hani e, bu süreçle ilgili olarak diyor ki yani e bu süreçte hani Mısır'a yeni bir sayfa açılması konusunda hiçbir zaman diyor Arap ülkeleri aşılamayacak sorunlarımız da yok diyor. Yani biz diyor çözümden yana bir ülkeiz diyor aynı zamanda. E buradan baktığımızda neler oluyor diye bir sorsam Körfez'e dengeler yeniden mi kuruluyor diye merak ediyoruz açıkçası. Kurulması zaruri. Bir kere biz hep söyledik burada. E, 2010'dan sonra çeşitli e, ülkelerle yaşadığımız sorunların e, sebepleri bir tarafa... Hı, hı artık e, yeni bir sayfa açmak gerektiğini hep vurguladık. Mısır e, Yunanistan'la e, süre giden anlaşmada Mayıs hariç bir e, plana onay verdi. Hı hı. Bu şu demekti? Yani biz Türkiye'nin hassasiyetlerine katılıyoruz. Önceden de aslında Mısır'ın <laughs> pozisyonu buydu. Evet. Hı hı. Eskiden de böyleydi. Dolayısıyla ilişkilerindeki gerilim e, me, gerilim buraya yansımadı. Bu tabii Yunanistan'ı tedirgin etti. Bugün de e, Mısır aynı boyutta bakıyor meseleye. E, ve bölgedeki e, araştırma ve e, şeyin hidrokarbonun e, tespitiyle sevki meselesinde e, Türkiye'nin de dahil olmasını zaten ekonomistler söylüyor. Yani bu işin yatırım maliyetiyle çıktı maliyetini hesap ettiğiniz zaman Türkiye e, kıyılarından transferin daha mantıklı olduğunu söylüyorlar. Şimdi burada... Türkiye ile Mısır arasındaki gerilim, bugüne kadarki gerilim bir kere sebebi itibariyle e, Mursi'den sonra e, gelen e, Sisi darbecisinin e, bazı uygulamalarıydı. Yani hem darbe sürecine biz karşı çıktık, hem de uygulamalara karşı çıktık. Yani Mursi ve çevresinin yargılanma sürecinden itibaren tepkilerimizi gösterdik. Ama bu tip tepkiler ve ilişkiler daha çok e, sivil yapılar, sivil organlar, medya e, ve aktivistler üzerinden olmalı. Bu tip e, ilişkileri bir anlamda bir e, zaman sonra durdurmak lazım. Hı hı. E, gerilimi düşürmek gerek. Çünkü devletler gerekiyor. duygularıyla değil, Evet, çıkarlarıyla aklı hareket ediyorlar. Bu Selim'le hareket etmek gerekiyor. Gerek Mısır'la gerekse asıl anahtar e, kilit ülke konumundaki İsrailli olan ilişkiler... Normalleşme eğilimine girmeli. Bunu oradaki basında da görüyoruz. Yani İsrail medyasında da her an böyle bir haber bekleyen e, Türkiye ile gerilimin yumuşayacağına dair haber bekleyen bir e, düşünür, yazar, çizer grubu var. İki e, ülkenin ilişkileri bir kere Azerbaycan'ın katkılarıyla, gördüğümüz kadarıyla Haydar Alevi, e, Aliyev'in e, üstün gayretiyle olumlu bir sürece gireceğe benziyor. Tabi bu bölgedeki birçok şeyi de değiştirecek açıkçası. Neticede Arap Ligi dediğimiz ve bugün var oldukları petrolle sahip oldukları petrolle ağırlıklarını hissettiğimiz ülkelerde artık 100 yıl önceki Arap liderler yok. Gün 3. 4. nesil Arap liderler var ve bu Arap liderler açıkçası büyük oranda Batı'da yetişmiş, Batı mentalitesine sahip e, ve çok farklı dengeleri de gözeten e, tipler. Bunları çok da küçümsememek lazım. E, bunlar e, taht oyunlarını çok iyi bildikleri için e, uluslararası denkleme de e, pek yabancı değiller. Yani geçtiğimiz yıl mesela en çok sefer Atina ile şey arasında oldu, e, Dubai arasında oldu. Uçak seferleri yani hiç kapanmadı pandemi döneminde. Ee, Hakeza Kahire ile Atina arasında seferler çok devam etti. Bu şu demek demek ki Türkiye çıkarları gereği ulusal menfaatleri gereği bölgedeki bütün oyuncularla gerektiğinde e, birlikte hareket edebilmeli, gerektiğinde de kendi ulusal çıkarlarını korumak için karşı durabilmeli. Bunun da yöntemleri belli caydırıcı unsurlarımız var. Bir de diplomatik unsurlarımızı kullanacağız. Zaten bölgedeki toplumsal taban bize e, yansıyor ama toplumsal destek, Erdoğan'ın popülaritesi oradaki iktidarları çok ciddi derecede tehdit ediyor. Çünkü orada bir demokrasi e, süreci yaşanması imkansız malumunuz. E, i̇ktidarlar rejimlerini koruyabilmek için her türlü taht oyununu dengeliyorlar işte Suud'la Katar'ın aslında amcaoğulları. Peki ama bir bakıyorsunuz yani birbirlerine karşı e, ilginç taktikler güdebiliyorlar. E, eğitim sistemi de o noktaya gelmesin diye tasarlanmış evet. zaten. Ne demokrasi falan yani. Şimdi dördüncü başlığımıza geçelim. Konuyla da ilişkili olduğu görüşü var. Sayın Taciettin Kutay'ın o yüzden sözü de ona bırakayım. Önce isterseniz Papa'nın Irak ziyareti üzerinden gideceğiz. Bugün Haşmet Babaoğlu köşe yazısında şöyle yazmış. Eve döndük, Papa böyle başladı. Ur ziguratındaki konuşmasına. Buna mim koymayalım da neye koyalım? Konuşmanın devamı şöyleydi. En yüksek peygamber olan İbrahim Tanrı'nın davetini burada aldı. Dünyayı değiştirecek yolculuğuna buradan başladı. Bizler o davet ve yolculuğun meyveleriyiz diye söyledi. Yeni Şafak'tan da İbrahim Karagül diyor ki Papa Sistani görüşmesi o fotoğraf bize ne anlatır? Türkiye'yi kuşatmak için şimdi İran'la Doğu cephesi mi kuruluyor diye soruyor. E açısı ziyaret ziyarete yaklaşanlar olduğu gibi aynı zamanda ya işte artık bu askeri müdahaleler bir çözüm getirmiyor. Hani bu toprakların da bir derlerinin toparlanması lazım. Bu yüzden de hani bir anlamda barış elçisi gibi Papa gitti beyaz güvercinler uçurdu diyenler de var. E, çok mu iyimsel bilemiyorum ama ne dersiniz Sayın Tadettin Kutay? Papa'nın Irak ziyareti üzerinden bir değerlendirme alayım sizden. Allah Papa'lığa ne iş yaptığına bakmamız lazım. Ne iş yapıyor? Vatikan Devlet Başkanı. Valla eskiden emlak arsa ofisiydi yani. Cennete narsa satıyordu 15. yüzyılda. Değişti o işler. Alexander Sixtus Papa'sı tüketti. Hmm. Hakikaten adamla da dalga geçtiler o dönemdeki şeyler. Arsa kaldı mı hala satacak falan diyorlardı. İkinci Dünya Savaşı sonrası bir başka yere geldi. Katolik Kilisesi. Papa 23. Yohannes önce. Papa 23. Yohannes'ten sonra da günümüze gelene kadar ilginç figürler var. Bunlardan birisi Jean Paul. ikinci Jean Paul. Ve Benediktus. bu tiplere baktığında bir, çok önemli bir fonksiyonları olduğunu görüyoruz. Bu da özellikle Yohannes Paul'e kadar. Varşova Paktı'na karşı NATO Paktı'nın yumuşak gücüdür. Bakın Papa 23. Johannes'e Kuruşov niye teşekkür etti? Hı hı. Kuruşov teşekkür etti ya. Adamın elini öpecekti. Küba'daki füze krizini sonlandırılmasına fayda ettiği hı. için. Çünkü Kennedy bir Katolik'ti. Kennedyye tesir etti. Hı. Kennedy çok mümin bir Katolik'ti. Sular Papa 23. Johannes'in desteğiyle yumuşadı. Şey duruldu. Peki bu Papa Fransız şimdi, şimdi nereye müdahale edecek? Şimdi de tam olarak oraya geleceğiz. Burada papalığın yaptığı şey, bakın 2. Vatikan Konsili'nin 3 maddesini, yani 3 bölümünü okumasını öneririm ben izleyenlerimize. Bu konuyla ilgileniyorlar. Yani Joe Biden bunlar. mesela demiş ki tüm dünya için umut sembolü oldu demiş. Tabii umut sembolü olur tüm dünya için. Bunlardan ilki Dignitatis humane, ikincisi Gaudium et Spes, üçüncüsü de Nostra Aetate. Şimdi biliyorum hemen yazamadıklarını da, bakın şeyden YouTube'daki kayıtlardan kaçıncı dakikaysa artık oradan bulursunuz bu isimlerin. Gaudium et Spes, Dignitatis Humane ve Nostre Tate 3 bölüm. Burada Katolik Kilisesi'nin politik pozisyonlanmasının ne olduğunu görürsünüz. Özellikle Gaudium et Spes bölümünde. Gaudium et Spes de der ki biz hür dünyanın taleplerini kamusal alanda dini de görecek şekilde talep eden ve bütün baskıcı sistemlerin karşısında duran Kutsal Katolik Kilisesiyiz. Bu böyledir. Şimdi oradan sonraki fonksiyonlara dönüp baktığında hmm. dereyi batı ligine daha da açık söyleyelim Amerikancılığa akıtmak için elinden yeni yapmıştır. Hmm. Nostredate'de kutsal zeytin ağacının kökleri Yahudilerdir demiştir. Yahudilerle barışmış onlara karşı işledikleri cümlelerden dolayı af dilemiştir. Ve bir yerde bu Amerikancılığın dereyi nereye aktığına göre de buna hizmet etmiştir. Şimdi Varşova Paktı'nı yıkan soft power'ın, yumuşak gücün ikinci Johannes Paul oldu. Yani bir Polonyalı papa oldu. Artık dünyada kimsenin daha doğrusu büyük tesir etti. Çok itiraz etmediği bir şey. Benediktus'un meşhur Regensburg konuşmasında Abi, Meşhur Regensburg konuşmasında 11 Eylül paradigmasını nasıl döndürdüğü hepimizin hatırında. Şimdi ben şu soruyu soracağım. Batı'nın kelayna kuşu muamelesi yaptı ve hayvanat bahçesinde soyu tükenmekte olan hayvan muamelesi yaparak koruduğu milletler vardır. Dürziler bunlardan biri. Yezidiler bunlardan biri. Allah hepsini korusun muhafaza etsin yani. O ayrı bir şey. Başlar omuzlarının üstünde olsun inşallah. Sofralarından gıdası evlerinden bereket eksik olmasın karışmam. Ama öyle bir şey vardır ki kendi etki sahasında olmadığı halde o insanları insani değerler üzerinden enstrümantalize ederek kullanır. Şimdi Ortadoğu'ya dönüp baktığınızda Hristiyanlığın doğal etki sahası Levant bölgesidir. Yani Akdeniz kıyısında Suriye'den aşağı in Lübnan, Maruniler vesaire milletler. Irak tarihsel olarak bir Hristiyan bölgedeydi. Var tabii yaşayanlar ama tarihsel olarak Ortodoks mu? Hayır hayır tarihsel Bölge. olarak. Hı. Yani Bağdat vesaire şehirlere dön baktığında İslam şehri olarak kurulmuş. İslam şehri olarak kurulmuş yerler tabi var. Ya tarihsel olarak İslamiyet'ten eski bir denir Hristiyanlık ama şuraya geliyorum ve bitiriyorum bağışla. Esamlar. Burada bu milletler üzerinden bir soft power kullanarak Bu arada Lübnan'a bu... da girecekmiş papa siz söylediniz gider, ya. Gider gider Lübnan'la gitmesi de lazım. Önemli. Burada tabi. Burada bu milletleri kullanarak batıyı şuraya kanalize eder. Ey Batı! Sizler bu insanların yegane koruyucususunuz. Ermenilerin, şunların, bunların, bunların karşısında da barbar güçler vardır. Kimdir? Bu IŞİD'dir. Bu işiti besleyen Türkiye'dir vesaire şeydir der. Bizim Sincar operasyonumuzun gündeme geldiği bir süreçte apar topar cellabiyesi yere sürünerek ne işi var adamın orada? Planlanmış bir şey değildi bu. Evet ben de çok şaşırdım. Hem de salgın döneminde bu kadar hayat riski varken. Virüs ne işin var kardeşim? Varken... Ne işin var? Bu kadar politik bir figürsünüz ha. Bak çok politik bir figür. Hı hı. Ne işin var kısmına ben devam edeyim. Sistani ile görüşmesi özellikle dikkat çekecek. Şimdi dişi şey buyururum. Önemli bir güçlü bir evet. tamam, kimlik. Tam bu ziyaretin ile eş dönemsel olarak Ey Papa, Papa orada ve şey diyor ya İbrahim burada şey vallahi ben Müslüman bir adamım. Ma İbrahim'i İbrahim ve la Nasraniyya ki Müslüman. Bu kadar Ali İmran suresinde. Ne Yahudiydi ne Hristiyandı, Müslümandı diyor İbrahim Allah. Benim kanaatim bu. senle paylaşmam ben onu. Hı hı. Ama İbrahim'i dinler denilen şey de Nostretate'den çıkmadır. Ondan evvel bizim jargonumuzda yok İbrahim din falan. FETÖ'ye falan kullandırdıkları şey var ya. Evet. FETÖ ne kadar soft powersa batı için. Ya bu onun tabii şeyi. FETÖ bir plasya bu. Öğreti olarak var aslında hocam. Yani de Papa'nın yok bize şey. yani mesela yok, e, yok. La İlahe illallah. Ben. İbrahim Halilullah yazıyor Kudüs'ün tamam. girişinde kanuni zamanda. Yani İbrahim'in Allah'ın dostluğu olduğu vurgulanaraktan buradaki dinlere yönelik olarak bir mesaj veriliyor. Onunla ilgili var. bir sıkıntı yok. Biz ehli kitapta i̇şte onlara hürmet papa ederiz. Papa'nın dediği anlamda yok. Biz onlara hürmet ederiz ama İbrahim'i dinler diyerek... Varşova Paktına karşı, komünizme karşı bir potada eritip Amerikancılığa hizmet ettirmeyi. İşte o yok. Onu söylüyorum. Bitirdim ben. şimdi. Şunu söylüyorum tam olarak. Burada e, biz İbrahim'in Allah'a seslendiği yerdeyiz vesaire şeylerle Papa'nın verdiği rol tam olarak şudur. Ey Batı, benim seleflerim, 23. Yohannes, 2. Yohannes Paul ve Ratzinger sizi nasıl hep müşterek bir hedefe yönlendirdiyse ben de sizi müşterek bir hedefe yönlendiriyorum. Neden Irak'ta ve neden İbrahim? Tam bu soruyu ben size soruyorum. Eşte işte onun yani. da cevabı burada. Öyle mi? Sen alabarda. Aa, ben hocamdan bir dinleyeyim çünkü hocamın bilgi derinliği bu konuda evet, gayet biraz iyi. Biraz daha ya, şey alalım. bize izah e, biraz Ben daha yine Notlarım yani var yani şey yapacağım. Hacettin Hoca Hristiyan teolojisini you çok iyi biliyor. Yani. İyi biliyor evet. Şunu söylemek istiyorum. Yani ben açıkçası kendi adıma şöyle merak ettim. konu şu: Ucu sonunda bize dokunacak mı bu işin? Onu çok merak Tam ediyorum. Tam olarak bizi hedefi, değil mi? Tam yani olarak hedefi de... Burada alemi, bütün dünyayı bize karşı bir harekete karşı tecviz edecek adamdır bu. Çünkü bu dünyanın vicdanı Papa. Birincisi dünyanın en büyük dini hareketinin başı. Dünyada Katolik Kilisesinden daha büyük bir dini hareket yok. Ve supranasyonel yegane güç. O adam şak yaptı diyelim değil mi? Hı hı. Lima'dan, Peru'dan, Lima'dan, Endonezya Jakarta'ya, Katar'dan, işte ne bileyim, Muscat'tan, Moskova'ya kadar her yerdeki rahipler şu şaka buyurun efendimler. Böyle bir birincisi bir bürokratik yayılmışlık, İkincisi bir siyasal güç, üçüncüsü büyük bir ekonomik güç hı hı. ve bu gücün sahadaki yansıması sadece sosyal efekt değildir aynı zamanda siyasidir. Bakın, dünyada kendisini katolik olarak tanımlayan kimlere kimlere etki ediyor ve unutmayın Amerikan seçimlerinin en önemli dinamiklerinden biri bir püriten ile Pence bir katoliğin savaşıydı Biden. Ki Biden zaten hemen fotoğrafı da koydu. Söyle sol omuz boşluğuna. Beyaz taraf fotoğrafından net bir şekilde görülecek şekilde koydu. Papayla fotoğrafını. 4 milyon Suriyeli'ye burada. 4 milyonla da Suriye'de hamillik yapan bir Türkiye'yi karşına almak için bunu tecviz edici bir adama ihtiyacın var. Bu da iki türlü olur. Bir bak senin dindaşın bile karşı buna der. Arap Ligi'ne bunu söyletir. Hmm. Bak ey dünya ben ki yegane hedefi humaniterlik olan bir kurumun başıyım. İnsanlık olan bir kurumun başıyım. Benim tarafımdan da tecviz edilmiş bir şeydir. Koruyun bu sincardaki. Şey. Sincara bizi sokmayacak ha o Biz onu ne kadar takarız o ayrı mevzu. Ama buradaki şeyin hedefinin ben birinci dereceden bizim... Çünkü Suriye'nin kuzeyinde biz o taşı koyduk. Şimdi Irak'ın kuzeyine de bir takım şeyleri koymaya başladığın anda bir de nasıl koyacaksın Suriye'nin aksine. Bir özelliğin var. Suriye'de biz bunu... İran ve Rusya'nın hilafına koyduk. Evet. Irak'ta biz merkezi hükümetle anlaştık, anlaştık ya. Anlaştık evet. Erbil'le de aslında anlaştık. Erbil'le de anlaştık. Yani. Adam bunu gördü ve geldi diyorsunuz. Siyasal iradenin Ramına bir yere konumlandıracak ve bu Türkiye'nin buradaki hamlelerine karşı yapılmış bir şey ve bak Baveyla oradan kopacak. Burada bir etnik temizlik olduğundan falandan filandan bahsedilecek. Kerkük'te, Musul'da Türkmenlere yönelik yapılan şey var ya onun etnik temizlik olduğu falan yok bunların gözünde. O olması gereken Zaten bir şey. Zaten Papa Türkmenler de hiç şey yapmadı Irak <laughs> ya, telafer <telefer> katliamı <laughs> çok unutuldu <gülüyor> malumunuz. Felluce <laughs> <laughs> <Bunları, gülüyor> katliamı. Bunları şey yazdı. Rakka katliamı. Chomsky de yazdı bunları. Tabii, yani tabii. Chomsky söyledi. Her iki harekatta da ne kadar katliam yapıldığını ben, yazanlar oldu biz, ama bana da var mı 2 3 tane. Biz evet. ihanesine muhtaç değiliz. Şunu söyleyelim bitirdim. Yok biz, keyifle keyifle dinliyorum. Sen uzat Keyifle dinliyorum. Yok, biz ihanesine muhtaç değiliz. Vekil olduğu iddia ettiğine var ya. Bizim vallahi göbek ona bağlı direkt. Biz ona arz ederiz halimiz. Eyvallah. Hani sen Allah'ın vekiliyim diyorsun ya. Ben de diyorum ki ben de biz kuluyum. direkt bağlıyız. Ya. Yani. Ben yani. de kuluyum yani. Bu kadar. Şah damarımızdan yakın. İbrahim, of. şimdi Taceddin Hoca'nın e, teolojik anlamda olaya bakışı e, tabii ki e, şeyimizi güçlendirdi. E, yapacağımız analizi de güçlendirdi. Papa tarihinde ilk kez Irak'ı ziyaret evet. ediyor. Bu önemli bir nokta. E, ve sürekli olarak da Hazreti İbrahim vurgusu var. Hem Haşmet Babaoğlu'nun bizi dinliyor genelde. Buradan kendisine selam olsun bugünkü yazısıyla ilgili. Hı -hı. Hem de Sayın Hocam'ın Hazreti İbrahim vurgusu üzerinden yapmış olduğu döngü önemli. Yalnız ben bunu sosyal medyada paylaştım. Papa buraya gelirken bin yıllık bir bilinç ve iki bin yıllık bir inanç ile geliyor. Yani gelen ete kemiğe bürünmüş bir insan en nihayetinde hmm. ama bu kişi silsileler vasıtasıyla bin yıllık Haçlı Seferi'nin temsilcisi iki bin yıllık da Hristiyan inancının temsilcisi olarak bu coğrafyaya geliyor. Öyle bakmak lazım. Yoksa sadece Vatikan devlet başkanı olarak geldiğinde Türkiye'ye de geldi. Papa'nın Türkiye'ye gelişinde nasıl sorun yoksa Irak'a gidişinde de herhangi bir sorun yok. Ama gerdan kırarak da Irak'ta e, İslam'ın en şerefli topraklarında papayı bu şekilde karşılamak da açıkçası bu coğrafya üzerinde oynanan oyunlarla ilgili çok bize net bilgiler sunuyor. E, Papa buraya gelirken bin yıllık bir bilinçle geliyor dedi kaçtı seferleri. Bakın. ...bunun televizyon ekranlarında dillendirdik... ...hep açtı. seferlerini biz ne zaman bitti sanıyoruz... ...1200 yılların sonunda... ...bittiğini kabul ediyoruz değil mi? Hı hı. Halbuki örneğini verdik... ...Kudüs olunduğunda Şam olunduğunda ...birinde Fransız General, birinde de Kudüs'teki... ...İngiliz General Elmi ...ne diyor? Kalk ya Selahaddin. Asıl Haçlı Seferi şimdi bitti. Şimdi 1300'lü yılların başında bittiği düşünülen Haçlı Seferleri Batı'nın içerisinde İngiliz General Elminin in dilinde ya da Şam'da Sultan Selahaddin Eyyubi'nin sandukasına tekme atarak kalk ya Selahaddin diyenlerde 600 yıl boyunca bitmediyse bugün Bağdat'ı ziyaret gerekiyor. eden Papa'nın da bitmedi. Dolayısıyla bu bin yıllık tarihsel bilinç ve iki bin yıllık inanç ile oraya gelmiş olması çok önemlidir. Kimdir Papa? Neden siner Operasyonu'ndan rahatsız olur sorusunda hep tarihe yaslanmamız gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet Han'a ne diyor? Seni bir yudum vaftiz suyuyla vaftizlesem diyor tamamdır diyor yani. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han'ın e, Katolik dinine geçmesi Papa açısından son derece önemli. Niçin önemli? E çünkü senin Gedik Ahmet Paşan gitmiş Otranto'yu fethetmiş. Otranto neresi? İtalya'nın çizmesinin ayak ucu, topuk ucu. Hmm. Otranto'yu Gedik Ahmet Paşa. Bizi dinleyenler açsınlar baksınlar. Gedik Ahmet Paşa'nın Otranto'yu fethettikten sonraki kilisesinde bugün hala Meryem Ana İkanos'un sağında ve solunda olmak üzere kelleler vardır. Gedik Ahmet Paşa'nın orayı fethederken öldürdüğü Oradaki işte Hristiyanların aziz hatıraları orada yaşatılsın diye. Var bunlar Google'un içinde. Googleladığınızda görüyorsunuz. Otranto kilise kelle de. Bu sadece orada değil, Otranto'da değil. Gidin Niş'e. Nerede Niş? Niş bugün Sırbistan'da tamam mı İbrahim Güneş? Niş'in yerini evlatlarımız bilmiyor. Ama Çankaya şey Faali Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı kitabında yazıyor. Diyor ki ya. görüşme yapılıyor. İşte Belgrad Osmanlı'ya bırakılsın. Şey Sırbistan'a bırakılsın falan dendiğinde Osmanlı delegasyonu ne diye cevap veriyor biliyor musun? Yok artık. diyor Oldu olacak diyor. Niş'i de verelim, Selani'yi de verelim. Bugün evlatlarımız Niş'in yerini bilmiyor. Evet. Gittim. Ni niye Niş'i açtım? Otranto'da sergilenen kelleler Niş'teki Kelle Kule'de de sergileniyor. Biri Ortodoks, biri Katolik. Tamam mı? Yani bu bilinç ve bu idrak Maalesef bizlerde henüz hala oluşmamış durumda. Dolayısıyla Fatih Otranto'yu fethedince korkuyor papalık. Şimdi Fatih'in Otranto'yu fethiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'de masumlara ve masumlara liman olması, Afrika'da en fazla insani yardıma imza atan ülke olmuş olması, zannediyor musunuz ki Vatikan tarafından espresso içilerek karşılanıyor? Mokopot'ta sabah espressosunu yapıyor. <laughs> oh ne güzel mi diyorlar yani? Bunun önünü almanın projesidir papalık projesi. Papanın ziyareti. Yani bir ziyarette hemen bunlar mı konuşuldu? Simgeseldir. Papa tutar bin yıl sonrasına bu konuyla ilgili bir vizyon çizer. Ve dediği gibi dünyanın her bir tarafında bir parmak şıklatmasına bakan iş adamlarından rahiplere, FETÖ'sünden bilmem neye kadar insanlar vardır bu coğrafyada. Maalesef mazlum, masum, boynu bükük olan ise İslam'dır. İbrahim Güneş. O yüzden kafamızı mutlaka açmamız lazım. Cem Sultan'ı kalesinde ağırlayan kişinin adıdır Papa. Yani Papa ismiyle hmm. söz konusu şahsı kastetmiyorum. Ya da İskender Bey'i Arnavutluk seferinde Fatih'in karşısına çıkartan ve İsmail Kaderan'ın Kuşatma diye çok güzel bir romanı var. Buradan herkesin okumasını tavsiye ederim. Orada İskender Bey'in Fatih Sultan Mehmet'e ve askerlerine nasıl direndiğini kendi zaviyesinden güzel örneklerle anlatmış edebi anlamda da değeri olan bir eserdir. İskender Bey Fatih Sultan Mehmet Han'ın Arnavutluğu ele geçirmesiyle ilgili hususta müthiş Osmanlı'ya zorluklar çıkarttı. Osmanlı Arnavutluğu ele geçirince İskender Bey ve Papalık arasındaki ilişki bitti mi zannediyorsunuz? 1450'li yıllardan, 1460'lı yıllardan sonra İskender Bey ile Papa arasındaki ilişki ve illiyet 2020 yılında hala devam ediyor. Romanın içerisinde İskender Bey'in aile efradına hala tanınmış sokaklar var. Dolayısıyla Papa'nın Türklere karşı ortaya koymuş olduğu papalığın e, siyaseti tarihin gerisine çekilip bakıldığında, çok net ifadelerle görebiliyorsunuz. Bir şey söyleyeceksiniz mi? Dinliyorum ben hocam, şey söyleyeceksin. söyleyeceksin. Sen söyle. Ben de benim bir, bir iki dakika daha konuşsam ama hı. siz araya girin bence Aklıma hocam. bir lokma bir şey söyleyin hocam. hocam. Fatih Sultan Mehmet misali mühim misal. Şu Fatih Sultan Mehmet zamanında bir tane kardinal gönderiyor buraya. Hristiyanlık teklif falan filan da var ya. Hı hı. Aslında daha biz İstanbul'a gelmeden geldi buraya. Türklerin ilerleyişi durdurulamaz. Bizim acilen bir takım şeyler yapmamız Tarihsel lazım. Tarihsel perspektif Nikos, bu. Nikolaus von Küs. Kardinalin adı. Hmm. Nikolaus von Küs. Kuzan Usta derler. Şimdi Nikolaus von Küs... ...Türklerin ilerleyişini durduramazsak... ...şimdi şey var ya... ...Ömer Lütfi Barkan falan çok seviyorum. onu. Metinlerinde var. Nikolaus von Küs... ...bir şey çıkardı ortaya. Dedi ki ya hepimiz dinlerin relativitesini konuşalım. Bunu diyen bir orta çağ kardinali. Dinlerin relativitesini ya tamam bu kadar da şey olmayalım, yobaz olmayalım. Yani İslam Hristiyanlık nedir ki farkı? Bak sınırından biraz dışarı çıktın. İnancında bu kadar yobaz olma, gel relatif olalım, küresel değerler. Bir adım da aşağı atıyorsun. Papanın gelmesi, şu buyu falanı filan var ya. Fatih Sultan Mehmet Sıman'da Nikolaus von Küs'ün gelmesi. Nikolaus von Küs'ün metinlerini okusunlar. Günümüzde bize gezicilerimiz... 6 asır hala aynı mevzu. Tabii ki. Aynı planlamalar. Tabii ki, tabii ki, Gezi tabii. mezi, uluslararası Değer, beynelmiler değerler değerlerin yozlaşması siz yobazsınız bilmem nesiniz falan filan yok milli ırkçı faşistler bilmem ne söylemleri var ya Nikolaus von söylediklerinin aynı bugün olduğunu görecekler bu evet. kadar özür dilerim evet, estağfurullah <laughs> bitirin iki dakika peki. tamam o zaman hızlanayım hı hı. mesela başka bir örnek daha vermek istiyorum Fatih Sultan Mehmet Toronto'nun fethi bahsettim hı hı. ama mesela aynı zamanda da ...Fatih Sultan Mehmet Han'a karşı ak koyunları destekliyor. Evet. Venedik'ten gönderilen yardım 1473 yılında otluk beline ulaşmadan ki Venedik'i papa diye okuyun siz... ...Fatih Sultan Mehmet kafasını vuruyor ak koyunların ve bitiriyor olayı. Vurmasa ortadan kaldıramayacak ve Venedik'in büyük yardımları var, papalığın büyük yardımları var. Dolayısıyla Irak'ta papanın Irak'ı ziyaret Sistani ettiği sırada görüşmesi. Sistani ile görüşmesi... İran destekli Şii milislerin başındaki adamın elimizde silahla Türkiye'nin Sincar'daki operasyonuna direneceğiz lafı 1400'lü yıllardan bu yana bu coğrafyanın değişmez kaderidir. Bize düşmektedir kelleyi vurmak gerektiğinde. Kelleyi vurmaktan kastettiğim burada illa savaş çığırtkanlığı anlamında değil. Sincar'a olan harekatı da böyle değerlendirmek lazım. Pençe Kaplan harekatını da böyle değerlendirmek lazım. Hiçbir şey değişmedi. 1400'lü yıllarda Fetret devri bir şekilde bu coğrafyada bir başıboşluk ortaya çıkarttığında bundan en fazla istifa eden husus yine Ak koyunlar, kara koyunlar ve 1501'de kuruluyor ama Safaviler oldu. Dolayısıyla bu hususu bu zaviyeden okumadığımız takdirde bir tane adamın gidip beyaz cellabisiyle oraları ziyaret etmiş gibi görürüz İbrahim Güneş. Peki son 2-3 dakikam kaldı ben de çok bir şey söylemeyeceğim aslında çok güzel izah edildi arkadaşlar sadece birkaç sorum olur seyircilerimizin de belki zihninde birincisi bu medeniyetler çatışması hı hı. tezi bir şekilde ülkeler arası değil de kültürler ve dinler arası çatışmayı dünyada tetikledi 11 Eylül'de Bush hatırlarsak o günlerde Haçlı Savaşı terimini kullandı Bravo. ardından Kudüs'ün tamamen başkenti ilan edilerek Trump döneminde yeni bir evreye geçilmesi. Ve burada sanki bölgedeki e, Rusya'nın etkisini de belki konumlandıracak bir batı çıkarması, hı hı. bir e, dini sembolün adeta siyasal bir mesajı olarak e, görülebilir. Ama özellikle Türkiye'yi rahatsız edici tarafı şu e, bana kalırsa. Ya yani buradaki yaşanan e, 29. senesi Irak'taki savaşın, işgalin daha doğrusu, iki işgalde Irak 5 milyonun üzerinde bir göç verdi. Buradaki Hristiyan nüfusun sayısı 400 bine düştüğü söyleniyor kaynaklarda. Ama buradaki Müslüman unsurların 4,5 milyon civarında ülkeden ayrılmak zorunda oldu ve Avrupa'ya gittiği görülüyor. Şimdi burada şu mesajı da görmek isteriz. Eğer bir e, mesaj veriliyorsa Batı'nın vicdanı, mesela İspanya'da Endülüs'ün izlerini de sürmeli. Endülüs'te 700 yıl yaşayan bir medeniyetin bugün küçücük bir cemaate indiğini görüyoruz. Aynı mesajlar orada da verilmeli evet. ama tabii ki siyasal dönü, sürecin yansımaları olarak o fotoğraflar dikkatimizde duracak. Peki ben de Irak'la ilgili bir, bir bilgi paylaşarak kapatacağım artık veda vaktimiz geldi. Bir de video paylaşacağım Teknofest'ten Kadınlar Günü için paylaşılan bir video vardı. O videoyu paylaşırken şu mesajı vereceğim aynı zamanda e, nacizane. E, Mustafa Kerim e, TRT Kürdinin Erbil temsilcisi bize bir bağlantı yaptı hafta içinde ve bu ziyaretle ilgili yorumlarken dedi ki İbrahim Güneş'e dedi 1940-50'li yıllarda Irak dedi dünyanın en değerli parası ve en değerli pasaportuna sahip ülkelerden Birinci, ikinci sıralarda gelenler arasındaydı evet. dedi. Bugün geldiğimiz noktada dünyanın en kötü ikinci pasaportu olarak görülüyor Irak evet. dedi. Bunu niye söyledim? Şimdi bu tür ziyaretleri işte 600 yıl önce yaşananlarla bugüne perspektif açarak paylaşmamızın bir sebebi var. Gençler bunları bilsin istiyoruz. Yani Teknofest'in videosunu verin arkadaşlar ekrana. E, yavaş yavaş da dönsün. Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Teknofest bir video paylaştı. Ve orada özellikle e, gençlere yönelik mesajlar da vardı. Ve hem... E, kutlama yani 8 Mart'a bir kutlama mesajı paylaştılar hem de Türkiye'nin omuzlarını yükselce e, gençlere gerekiyor. dair bir mesaj da paylaştılar. Biz Bu programda de. o yüzden biz de bunları anlatmaya biraz çalışıyoruz. Türkiye teknoloji hamlesi. Diyerek çıkılan bu yolda biz elimizi taşın altına koyduk ve medikal bir sistem tasarladık. Yoğun bakım ünitesinde yatan, yatağa bağımlı olan hastalar için düzenli pozisyon değişimleri, eklem hareket açıklık egzersizleri verebilecek bir sistem çok, tasarladık. Çok Projemizin konusu tren aylarında oluşabilecek kusurların derin öğrenme tekniğiyle insan savarcı kullanarak tespiti. Hedeflerimizden birisi, rayalı sistem kontrollerinin Yerli imkanlarla üretilmesi, bu teknolojiye kullanılması. Biz de bu projeye aslında 10 bin kalkınma planında da aynı özellikleri gözetiyoruz. Yani açıkçası bir kadından mühendis olmaz gözüyle hala bakan insanlar var. Gayet de oluyor, gayet de hem mekanik işi de yapabiliyorum, hem elektronik işi de yapabiliyorum. Her alanda çalışabiliriz. Yani asla bu işin peşini bırakmayın, hayallerinizin peşinden gidin. Evet özellikle Z kuşağındaki genç kardeşlerimize bu mesajları paylaşıyoruz. Aynı zamanda işte uzman konuklarımızla da, da Türkiye'nin bölgesine verdiği mücadeleyi anlatmaya çalışıyoruz. Bu mücadele çünkü binlerce yıl daha belki devam edecek ve bu mücadeleyi sizler sürdüreceksiniz. O yüzden hani hem bu teknolojiye geleceğe dair yatırımlar ya da çabaları desteklerken hem de nereden geldiğimizi, hangi mücadeleleri verdiğimizi unutmamak evet. gerekir diye düşündüğüm için bunu paylaşmak istedim. Varsa bir cümle alayım bitiriyorum aslında ama hani Peki. Peki, Peki o zaman e, masada ne vardı veda vakti geldi efendim haftaya görüşmek tamam, üzere diyorum. Bizimle ediyorum. birlikte olan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle sosyal medyadan mesaj gönderenlere bir kez daha şükranlarımı sunuyoruz. Hoşçakalın.